Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Gecemiz gündüzümüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniyede daim kayım eylesin. İstikametten ayırmasın. Cenab-ı Hakk'ın peygamber ve selam emrettiği istikameti bozma sırrına bizi mazar eylesin. Amin, amin. İlmini artır dememiş, ibadetini artır dememiş, ibadetinde sebat et dememiş, istikametli ol ve sebat et demiş. Allah bizi o sıra mazar eylesin. Amin. Ya sır. Amin. Nedir o? İstikamet. Ne kimde ne hata varsa hep istikametsizliktendir, cehaletten değildir. Herkes her şeyi biliyor. Ya evet şimdi ısırmak için dersimiz şey Dima Projesi 200 249 irade 25 midir 25 hem o yaparken ısırmak için ahmak biraz bahsettik biraz devam edelim irade yapacağız ama ısınalım millet toparlansın şöyle ahmak nedir ahmak kimdir hep iyi okumuştum devam ediyorum zekilerde olur ahmak kendisi kendisine yeteceğini zannetmekten şeytani sıfattır kendisi kendisine yetineceğini yeteceğini zannediyor. Çok ilginçtir tabi bunu bu cümle. Ama anlayana tabii kendisi kendisine yeteceğini, baş edebileceğini, kendisi kendisini kıvırabileceğini, kendisi kendisiyle idare edebileceğini zanneden ahmaktır. Öyle e, logat manası ile intikalsız e, farkındalığı kaybetmek falan o kadar değil. Zekilerde olur. Akıllarda pek olmaz. Vahye bağlı olduğu için. Zeki niçin zeki? Kendisine güvendiği için. Sıkıntılarına kısa çözümlerine kanaat etmektir ahmak. Sıkıntılarına kısa çözümler bulur. Gündeliği kurtarmaya çalışır. Geçici yani. Odaya çekilir. Youtube'larla, TikTok'larla oyalanır. Onunla neşter vurmaz. Mehrem vurur. Altı kangran olmuş. Kol kesilmeye doğru gidecek. Farkında değildir. Kısa çözümlerin peşindedir. Ahmak. Yani böyle günü güne eder. Ee, Ahmak'ın en büyük özelliği özelliğinde bir tanesi geçen hafta demiştik. Çözümü karşıdan arar. Ahmak'ın en büyük özelliği çözümü karşıdan arar. Akıllılar ise çözümü kendisi başlatır. Bunun delili de Allah'tır ve Peygamber'dir. Peygamber aleyhissalatü vesselam en güzel örnektir. Çözümün karşıdan değil, yaklaşımın karşıdan değil. Kendisinden e, yapar. Ahma, ahmak insanları ahmak zanneder. İnsanların iyi davranışlarını, merhametli, af o yolunu seçmesini ahmaklık kabul eder. Rüşd'a e, bir şey derdi ring meşrep yani hafif meşrep sahibi zanneder. Oysa her mertebeden bakabilen, hiçbir mertebe mahkum olmayan, insanların farklılıkları, kendisine zenginlik kattığına inanan insandır. Kamil ve arif insan arkada olduğu için onu görüyor. İstikbalini de hissediyor, görüyor yani. Gidiyor, çukura gidiyor, ona el atıyor, merhamet ediyor. O hala işin ciddiyetinde değil. Ha 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 Hu hu. Buna şey yapması, Sen de çabuk sür İbrahim. Biraz önce şey yaptı. Al bunu. Şey. Da kime? Sen ya. Sen yaptıysa tamam. Yani o herkese yaptık damlatma. Ha gene oluyorsa sorun değil o zaman. demek ki o çukura doğru gidiyor. Ona el atıyor. Çünkü olayı biliyor. Olayın arkasındadır. Merhamet ediyor. Ama o ne der? bu der ki şey yani, yani basit adam cömert olması şefkatli olması meran, tutucu olması çözümü kendisinden başlatması basit seviyesiz zanneder seviyesiz kalitesiz muvazenesiz zanneder kibiri şahset zanneder akmak kibiri gururu şeytanısı var gurur kibir bunlar şahsiyet, dirayet. Sanki şilep gemisi gibi derdi Rüştü abi. Peki abi niye? Şu anda anlatıyorsunuz ya. Niye? Üstümü almıyorum da. Hep ben de aynı öyle sanki birileri. İşte ahmak olduğumuz için derecemize göre. Biz işte oraya gelecek. Biz almayız bunu. akmak konuşmayı mesela sözüm cemaatin dışında derken cemaatin içine atıyoruz. Bu konuşmanın hiç ki üzerine almaz. Ne zaman ne, ne kadar almaz? Ahmaklığı kadar almaz. Üzerine almaz. Hiç almaz. Hep başkasına. Bir yerdeydim cuma günü. Bir genç. Devamlı ders yapmaya herhalde alışmış. Bana bir çözümün var mı abi dedi. Kendine ders okuma, kendine kitap okumayı nasıl becereceğim dedi. Ama de, devam ders yapan insanım dedi. Bir hastalık. Tirakilik hastalığı. Mesela obsesif kompulsif derler yani. Takıntı, hastalık der. Ben meslevide buldum. Ee, düşünce takıntısı hastalık değil, e, tiryakiliktir. Hastalıktan çıkartmış bu. Ahlaki bir sorundur. Hemen böyle sıkıntısı olduğu zaman, insan böyle canı sıkıldı, araba sürerken hemen hangi hayalini atlarsın? Bir hayalini. Daha önce alıştığın hayali atlarsın. Yeni bir hayal kurmasın pek. Yani daha çok, Alıştığın hayal dünyasına, alıştığın düşünce yöntemin içine girersin. Bu nedir o? Takıntı değildir bu. Alışkanlıktır. Yani tiryakilik'tendir. Ve kon, bu dersi kendisini kesinlikle üzerine almaz. Ahmaklık olduğu için. Peki yine akıl boyutu mu bu tiryakilik? Tiryakilik akıl boyutu değil. E, Tahayyül ve tasavvur e, şeydir. Serbest bölgededir. Tasavvurdadır o tiryakilik akıldı değildir. <laughs> Sıkıntılarına kısa çözümlere kanaat et, eder. Kendini unutmuş başka başkasıyla meşgul olur. Bak sen sanki <laughs> soracağın gibi bak ikinci cümle bu. Yani bunu kendini unutmuş başkasına mal eder. Ve hakikaten akmaklar ya. Akmak olduğu için akmaklar der. Oysa kendisini alır, alması lazım. Devamlı tenkitçi kusur aramakla ömrünü tüketir. Ahmak. Devamlı tenkit. Devamlı tenkit. Devamlı eleştiri. Bende de bir tiksinti var ya. Tenkitçileri gördüğüm zaman öteden beri biraz benim kuşak çok sorunlu bir kuşaktı. 1980 kuşa sıkıntı bir kuşağı. Hizmet kuşağı yani. Yani e, dış dış dünya yani harici düşmanlar çoktu mücadele ettikleri zaman kendilerini unutmuşlardı. Ne zaman böyle 1990'lara geldi, rahatladı. Yani 80 sürü Turgut Özal dönemi olunca, dine Ucumuş şey yapınca bak birbirlerini yemeye başladılar böyle. Ondan bende bir, biraz şey olmuş. tenkit böyle, tenkit eleştiri falan. Böyle bende bir ...baya bayağı fazla şey yapmış, sıkıntı yapmış. Tenkitçiyi, gurur kibirliği böyle insan sevmiyor yani acep bir şey. Tenkitli, tenkidi çözüm zanneder. Ee, devamlı tenkitçi kusur aramakla ömrünü tüketir. Oysa tenkit ve kusur aramak ne sevaptır ne de kemalattır. Ustat Emirdağ'dan çıkarttım bunu. Ee, mesela birisine kafir demek isabet etsen karın yoktur değilse sen oluyorsun o ali ali meselesi alevilik meselesinde anlatıyor. Ahmak kibirlidir, hasetçidir, intikamcı, uzun tulu emel sahibi, kindar, intikamcı, kar ve zarar muhakeme ve muvazenesini şirazesini kaybetmek gibi sıflı ahlak sahibidir. Ahmak ahlaki bir sorundur. Bir daha okuyayım. Ahmak Kibirli, hasetçi, intikamcı, uzun tuğlu em emel yani u gelecek onu yaparsam onu da yapacağım, onu da yapacağım. O binayı da, o daireyi de, onu da, o fabrikayı da, o arabayı da, onu satacağım, şöyle yapacağım, şu kadar param olacak. Çok uzun tuğlu emel sahibi, kindar, intikamcı, kar ve zar zarar muhakeme ve muvazenesinin şirazesini kaybetmek gibi süflü ahlak sahibidir. İntikamı da alırken anı düşünür, başına neler geleceğini, muvazene ve muhakemeyi yitirdiğinden şirazesini kaybediyor. Dengi kaybediyor. Ahmak diğer insanları kendisi gibi zanneder. Öyle zanneder. Beklenti olur, düşüncesi öyle olur. Etrafı da öyle zanneder. Kendi susuz dünyasını esas yapar. O dünyası mutlaka gerçektir diğerleri öyle olmak zorundadır. Diğerleri yoksa yanlıştır. Zanneder ahmak. Kendine öyle güvenir ki etrafına kimseyi bırakmamış. Kimseyi bırakmaz etrafına. Hiç kimseyi bırakmaz. Ahmak ya. Ben bana yeterim zannetmekten kaynaklanıyor. Ben beni kıvırırım. Ben ben kendimi idare ederim. Ben kendimi inşa ederim. Ben benle yaşasam yetiyor zannederek etrafında hiç kimseyi bırakmaz. Ustad da çok kızıyor e, şeyde e, Emirdağ'da bu dağıtıcı e, uyumsuz baktım yanıma geldi diyor. O kardeşinin hattı daha güzel olduğunu söyledim diyor. Sonra kalbine nazar edip oralardan çıkarttığım şeylerdir. Yani devam edeyim birkaç tane de ısırmış oluruz. Nasıl ısırmaksa bu. Evet. E, etrafına kendine öyle güvenir ki etrafında kimseyi bırakmaz. Vefasızdır. Yani mazisi, mazisine sar, istikbaline kördür ahmak. Aynı zamanda gafletle olur. E, gaflet neydi? Gaflet yaratılış hikmetini kaybetmekten maziye sar, istikbale kör olmak. Bu ahma vefasızlık da eklenirse gafletle vefasızlık olursa ahmak olur. Ahmak mazisini unutur. <laughs> mazisini unutan istikbalde de bunun hesabına, bunun defterine, bunun sevabına ben de ortağım. Bunda mutlaka iyiliği var. Sebabına ortak olmak böyle şeyi yoktur. Öyle kibirlidir ki sevaba ahiretteki bunun sevabına bile ihtiyacım yok der. Ahmak böyle bir şey atar. Böyle kindar, böyle enanet budalası yapar. Yani ahirette o korkunç cehennemin karşısında ki zerre kadar çar arar, sevap arar. Anasından bile sevap alır. Olmasa anasına bile günahını yükleneceğini söyleyen peygamber. Yani sen yüklendiği, annesi de ona şey yapacak, yüklendiği. Böyle durumu bildiği halde ahmak onun sevabına talip olmaz başına yansın der. Onun sevabı olmaz diyor. Sevabı yok. Sanki Allah'ın Adalet Bakanlığı ona verilmiş. Her şey ona ayan. Her şey ona uygun olması lazım. Pergel insan diyorum. Pergeli koyduğun zaman demiri nereye basarsan o merkezde döner. Kendi merkezde her şey yorumlar. akmak. Ah çok tuhaf ya. Yani, yani Dersin başında söylediğim gibi bu akma cemaatin dışına atma akmaz yani derece derece akmaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam hepimize deli demiş derece derece. Küllün nası mecnun ala kader el ihtilafil cunun. Bütün insanlar delidir ama delilik derece derecedir. Nedir o? Allah ve ahirete inanacaksın. Hesaba inanacaksın. Rahatça günah işleyeceksin. Delilik değil mi? Akmak ah da bu cinsten işte. Vefasızdır gaflet ile vefasızlık eklenirse ahmak olur. Yani mazisine sağır, istikbaline kördür. Onun bunun tahrikiyle hemen hareket eder. <laughs> Sabır ve teenni ile hareket etmez. Dostunu, düşmanını metre ve kantar ile ayırt edememek. <laughs> Dostunu, düşmanını muvazene ve mahkemeyi kaybettiği için muvazene amale tartamaz. Muvazene amal hasenat seyyat göre oluyor. Peygamberimizin Aleyhissalatu vesselam ifadesiyle Allah'a celle celaluhu ve ahirete in inanıp da rahatça sıkılmadan ve rahatsız olmadan günah işleme veya işleyip tövbe ve istiğfar etmeyip kılıf bulma çabasını da olmaktır. İkinci emirdağında 203'te geçiyor. 103 ve 203. Ee, bir daha söyleyeyim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ifadesiyle Allah'a Celle Celaluhu ve ahirete inanıp da rahatça sıkılmadan ve rahatsız olmadan büyük günahlar işleyip istiğfar etmemek. Ustad diyor. Olmadan Günah işleme veya işleyip tövbe ve istiğfar etmeyip kılıf bulma çabasında olandır ahmak. Yetersizliğini bilmemektir. Basireti, dirayeti ve feraseti ya yok veya kısa menzilli olandır. Kusurunu avukat gibi savunan, toplumda bildiğini ifade etmek, kendine bir kar katacağını bildiği halde başkasını dinlemeyip becerememektir. Yani toplumda ben doğruyu söylerim. Doğru da budur. Kendisini cemaatin, toplumun kurtarıcısı olarak gördüğü için her şeye maydanoz olur yani. Atlar. Bu öyle değildir. Kendisini sorumlu zanneder. İslamiyet mevzusu olunca İslamiyet kurtarıcısı zanneder. Hizmet olunca hizmetin kurtarıcısı zanneder. Yani dava olunca. Oysa hizmetle kurtulmaya çalışmayı üzerine almaz. Paldür küldür hareket etmeyi kar bilir. Başkasını dinlemeyip kendisini esas almaktır. Acaba benim bildiğimi ondan ne öğrenirim ne iskalamaktır. Yani ben bildiğim tamam bildim bildik ama acaba bilmediğim bir şey var mı e, demeden hakikati iskalamaktır. Arkadaşlar ahmak hakkında bugün bu kadar yeter. İradeye geçiyoruz. Hadi gidelim, hadi gidelim. Çok tuhaftım. Ne acayip, ne acayip, bir şey. Yani doktora terapiye gitsen nerede bulacaksın bunu? Anladım. Ne hakikaten ya anlayan için söylüyor. Ne nasıl bu ruhsal, bedensel bedensel çıkış yolları işte sana sunacak. Ruhsal nasıl sunacak ya bunları? Bunları Emirdağ'da okurken, Kastamonu okurken çıkarttın. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela ustad diyor ki büyük günahlar işleyip istiğfar etmemek, tövbe etmemek, imandan hissesi olmadığın sorudan işte çıkartma Allah Allah. Niye bunu yapıyor diye soru soruyorum kalem elimde. Niye su Ahmaktır da ondan. Ahmak. Yani bu ahmağı da Dışarıya veriyor. Kendisini almıyor işte. Ahmak olduğumuz için derece dereceyiz. Ahmaklıkla dereceyiz. İnsanı insan yapan sıfatların hiçbirisine ulaşmama bir metodu galiba. Acayip. Mesela bir tanesine denk geliyor. Yani i̇şim bu ya benim. Her çeşit insana denk geliyor. Bir de dersin ortasını bir Ne ya dedi beni hedefleyip bana konuşuyorsun dedi. Hayır. ya ne ya dedi bana dedi hep bana dedi laf atıyorsun dedi. sen o kadar varsa ben ne yapayım Ondan sonra X şey dershanesinde yok kardeş dedim ya sen ne hedefleyeceğim bu kadar cemaat için benim başka işim kalmadı da seninle mi meşgul olacağım? Ama hep bende de bahsediyorsun dedi ya. Ne çaktırıyorsun bu şey yapmadı yapıyorsun dedi falan. Yani ne mutlu dedim <laughs> eğer kendini üzerine alıp da belki bende bu kusur var deyip de o kusurdan kurtulmana vesile olacaksa ne mutlu? Almaz üzerine. Bir dünya kurmuş kendisini, küçük bir dünya. Ya bir baksana etrafına ya. Dünya ne nasıl gidiyor, ne oluyor? Ne oluyor ya bir bak da etrafına, bir bak yani insanlar ne oluyor, nasıl gidiyor? İmansız harlalar nasıl gidiyor? Ne yapılıyor? Bir bak nasıl insanlar ne yap? Kendim neredeyim, konumun koordinatına bakmaz akmaz. Niçin akmayız? Yani bu şeyde akmaz da ondan akmak. Evet, akmak bu şeyin cemaatin dışında değil ha hepimiz derece derece akmaz. Rahatça güneş diyoruz. Akmaz. Hakikatlara lakaytız, akmaz. Kendimi kendime yeteceğimi zannetmek akmaz. Beraber olma ihtiyaç duymayız akmaz. Nasihat üzeri mi almayız? Ahmaz. Ahmaz. Başka bir şey. Evet. irade. Şey olur mu abi? Ah Ahmaz'ın e, ifrat tefrit masatını düşünme şansı oldu mu? Tabii, bilmiyorum ki. Belki yapmış mıyım? Bu ileride var galiba. Sanki önemli gibi. Çünkü ya ifrattayız ya tefrit. Onu sen yaz. Sonunda bana dersten sonra şey yaparız. Evet. Çünkü bayağı sayfa var. Ee, bunu şöyle yapıyorum. İşte anladım ya. Mesela... Ah almayacaksın diye yazıya koymuşum. Yani ders çalışırken hisse çalışıyorum ya. Akşama oturuyorum bütün arkadaşlar görüyor. Ders çalışırken ya bu tamam da bu niye böyle olur? Bir bakıyorum niye deyince zihnim başka yok ki. Yani dünyalık ve ailevi sorunum olmadığı için kafam burada çalışıyor. Çalışıyor. Allah Allah. <laughs> Demişim ah almayacaksın. Kim ah alır? Veya merak ettim. Kur'an'da kimlere lanet edilmiş? Teneffüsümü öyle yaptım. Kapattım hisseyi. Dedim ya Kur'an'da kime lanet etmiş? Bir baktım mezar, mezar soyana bile lanet edilmiş. Mezar açarlarmış, kefini çıkarıp satarlarmış. Böyle şeyler var. Daha cehip, daha yeni 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 isim söyle. Adamı biliyorlar. Mezar açarlar, adamın dişini, altın dişini söküyorlarmış. Yani var yani. Ben mesela Evlilik öncesi dikkat edilmesi noktayı nazarlar diye koymuşum. Sana Hasan? Bu da yazmışım. Evet, oraya Farkındalığın gücü. Çok geç <laughs> i̇ntikam psikolojisi. Bak görüyor musun? <laughs> mesela olumsuz du duygu. Yalana için ihtiyaç duyar? Enaniyet. Paranoyak niye olur? Ben başlık mesela. Ne yazmışım burada? Hazreti Hatice Validemiz. Çünkü çok kafamı o meşgul ediyor. Yani bakın onun hakkında şey yazmışım. Kulasa. Sonra bir de okudum çizmediğim yer kalmadı. O kadar mükemmel bir insan. Onun okumanı okumanızı tavsiye ederim o anneyi. Hayatını. Bu kaçıncı? 30 galiba. Yani sonra akmağa ya yazmışım. Geldim geldim. Televizyon ve türevleri ne yapar? Kardeşim işim bu. bu. Hayatın kalitesini Hayatın kalitesini başlık sorabildiğin soruların içindedir. Hayatın kalitesini sorabildiğin soruların içerisindedir. Hayatına sorular sorabiliyorsan hayatın kalitesi o sorularının içerisindedir. Karar vermenin gücü diye başka bir şey var. Kararsızlığın berbatlığını evet İrade hoş geldiniz. Kaç oldu? Evet. İrade. İlk 240 size attım. Bir tanesi görürse ben tamam diyeceğim. 80 sayfanın ilk sayfası. Ha ilk sayfası. Lugatı şu: istek, arzu, emir, ferman. Okumuştuk ama taze nelim diye söylüyorum. Bir şey yapmak veya yapmamak için olan iktidar benimle alakası yok bu. Lugattır bu. Lugatını okuyorum. İstekmiş, arzuymuş, emir, ferman, bir şey yapıp yapmamak veya e, ya yani bir şey yapmak veya yapmamak için olan iktidar güç, iradenin zıttı kerahettir. Kerahet. Yani, okudum mu? Yani okudu mu aldı? Böyle bir i̇ktidar sınsın. Ey olsun diye. İhtiyarın zıttı icap ve izdirardır. İhtiyarın zıttı neymiş? İcab ve istirardır. İradenin zıttı kerahettir. İrade hakikatte daima maduma mevcut olmayana taluk eder. Çünkü çok önemli. İrade daima mevcuda mevcut olmayana taluk eder. Vara değil. Vara ihtiyar olmayana taluk eder irade olmayana. Şunu mu, onu mu, şunu mu, bunu mu? Ona mı, buna mı, şuna mı? He? Daha doğrusu güzel. ve tercihin olmadı. Olmadı. Güzel. Mevcut olmayan şeye taluk eder. Bak korkunç bir şey bunlar ya. Çünkü bir emrin husul ve vücudu için o... Abi özür dilerim. O zaman mevcut olmayansa vücududur değil mi? Vücudi tabii. Vücuda yani hakiki vücuda taluk eden iradedir. Evet yani mevcut cinsinden değil, atom cinsi şahadette değil ama vücut sahibidir. Vücuttan yapar. Ee, evet. Çünkü bir emrin husul ve vücudu için o tahsis ve takdir eder. Adetullah'ın üzerine iradi külli ilahiye, abdin iradi cüzyesine bakar. Yani bunun bir fiile talukundan sonra o taluk eder. Öyleyse cebir yoktur. Maduma yoka taluk ediyor. İhtiyar ise e, taraflardan birini diğerine taftil ile beraber tercihtir. İrade sıf seçme kuvası olursa irade iradesiz olur. Çok tuhaf. Şu mu şu mu şu mu bu mu? Mecbursun bir tanesini seçme irade değildir. Evet, yani kalkıyor. Yani mesela diyelim ki bu defterin bu defterin. Bu kalem bu kalem. Başka şansın var mı? Yok. İrade olmadı. Cebir oldu. Mecburum ben bir tanesini seçmeye. İrade böyle değil. Mevcut olmayacak. Yani vücudu olmayacak. Mutlak olacak. Mutlak hürriyet oradan geliyor işte. Yani beni niye yarattın diye bir soru sorması mantıksız oluyor. Bu evet. Aşamada. evet. Yani varla yokumu yapıyorum şimdi. Beni niye yarattı? Vara pergeli koyuyorum. Yani keşke olmasaydım. Buna göre düşünüyorum. Buna göre tercih edip düşünmek irade değil ihtiyardır. Evet zaten kafirde irade yoktur. İhtiyar vardır. İrade neyin sıfatıydı? Vicdanın. Vicdanın sıfatıydı. Vicdan neydi? İrade, zihin, latife-i Rabbani. Abi özür dilerim ama biraz hep bu konuyu işliyoruz da kafir de yoktur kelimesinin yerine. Bu onu örtmüş, kapatmış desek daha, daha iyi olmaz mı? Daha iyi. Evet. Yani eğer mürtetse mürtetse yoktur. Vicdanı tefessüh etmiş, kilitlemişse yoktur. Bu kabul ademse. Ademi kabulse, normal bir kafirse üstünü örtmüş, evet. <laughs> İradesi seçme kuvası olursa irade iradesiz olur. Allah Allah. Yani seçile, seçileceklere mahkum olmuş gibi olur. O zaman irade seçme olmaksızın bildiğini bilmesi, o zaman irade nedir? Seçme olmaksızın. Bak, şu mu bu? Yani bir şeye taalluk etme kuvası zannediyoruz irade. Bu mu şu mu? Değil arkadaş. Böyle bir şey yok iradenin. İradenin o dişsal bir sıfatı. Yani seçme seçilecek bir şey yokken mesela Allah var. Hiçbir şey yok. Böyle bir seçme yok. İrade etti mevcudatı yaratayım. Gibi. İrade bu yani. Ustadım ben cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim dediği nokta mıdır? Evet me şeyden sıyrılıyor. Mevcuttan sıyrılma adıdır. Yani Allah Yani şöyle mi yapayım bardağı böyle mi yapayım? E mecbur oldu bir tanesini yapmaya bardağı. Öyle bir şey yok. Allah irade etti mevcudatı yaratayım. Tercih etmedi yani tercih iki şey arasındadır. Tercih yok. Buna göre, hayır ben bunu tercih ettim. Yokhan nispeten ben var olsun. Bu tercihtir, irade değildir. İrade etmek hiçbir şey bağ, bağ, bağımlı olmadan diyor ki bak Ozan irade seçme olmaksızın bildiğini bilmesi kendisi kendisi olduğunu bilmesi iradenin eylemsiz halidir. Çok tuhaf. Bu lugatta yok. Bir daha. O zaman irade noktalı virgül seçme olmaksızın yani yaratayım mı yaratmayayım mı? Yok. O zaman yani iki şey var yani. iki şey karşısına muhatap oldum artık. Yani muhatap olmuşum. Başka şansım yok. İki, yaratayım mı yaratmayayım mı? O yok. Öyle bir şey yok. İrade de Ozan irade seçme olmaksızın bildiğini bilmesi, kendisi kendisi olduğunu bilmesi, Allah Allah olduğunu biliyor mu? Allah Allah olduğunu bilmekten hasıl olan Allah'a ait bir sıfat. İradenin eylemsiz hali, eyleme taluk etmeden hali. İlim, arasındaki farkı şey yapıyoruz irade ile. İlim bildiklerimizden olduklarımız ilim nedir? Bildiklerimizden olduklarımızdır. İlim denilen tasdik diyor. Bir kafirin bilgisi var. İlmisi yok. Yani örtmüş. İlim nedir? Bildiklerinin konusu mevzusu sen olursan bildiklerinle, malumatlarınla bu kadar dokümanlarınla konusu o bilginin konusu sen olursan bilginin konusu sen olursan o bilgi ilme dönüşür. İlim olur. Ustad ne, diyor şu buna? İlim denilen tasdik diyor. Tasdik nerededir? Dördüncü mertebededir. Dimada. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik. Tasdik dört. Nedir? Tahayyül ve tasavvur serbest bölgedir. Bilgilerin, malumatların, zanların, şüphelerin, tereddütlerin olduğu yer nerede? Tasavvur. He, tahayyül tasavvur. Tahakul nedir? Fehim süzgeciyle bu tahayyül ve tasavvur denilen serbest bölgeden alacağını alır. Kendi imbiklerinden, fabrika sistemlerinden geçirir. 52 tane sıfatı var aklın. 52 tane harama mukabildir. Oradan çıkıyor o 52 tane sıfat imbiklerinden geçirip kendisini yapılandırma ya dönüşmüş hali ilimdir. İlim olmaktır yani olmak bilmek değildir. Olmak. Ama içinde bilmeyi de barındırır. Üniversite diplomasında ortaokul diploması olduğu gibi. Bir daha. İlim bildiklerimizden olduklarımız bize mal olanlara denir ki bildiklerimi bilmekle bak çok önemli. Bir daha lütfen burayı kaçırmayın. İlim bildiklerimizden olduklarımız. Virgül. Bize mal olanlara denir ki ilim. Şimdi iradeyi söyleyecek. Bildiklerimi bilmekle, bildiklerimi bilmek bildiklerimle dönüşmek ilimdi. Bildiklerimi bilmekle iradem kendine döndürülerek irade harici değildir. Kendine döndürülerek irade kendi kendini üzerine döner. Kendisinin kendisine has özgü olduğunu irade. Yani ilim bildiklerimle olduğumdur. Vesvese Risalesi'nde diyor ki, ilim onu tard eder. E bu kadar vesveseyi biliyoruz, niye tard etmiyor? Bilgidir o. Ezberlesen de, vesvese Risalesi'ni ezberlesen, bilgidir o. İlim nedir? Sana mal olandır. Takula geçmişse, eylemsel halidir. Bildiklerimle olduğumdur. Tasdik çünkü. İrade nedir? bildiklerimi bilmektir. Ne anladınızsa veya ne anladıksa bir de okuyorum. İlim bildiklerimizden olduklarımız, bunu çok konuşmuştuk. Bize mal olanlara denir ki, bitti, bildiklerimi bilmek. Bildiklerimi bilmekle ayrı bir şey, bildiklerimle ona dönüşmek ilimdi bildiklerimi bilmekle iradem kendine döndürülür. İrade hariçte de değil, kendisi kendisini bilmektir. Kendisini, mesela Allah Allah olduğunu biliyor mu? Allah Allah olduğu olma hali ilim. Bilmesi o, ona anlam yüklemesi yani Allah Allah olduğunu bilmesi irade. Mesela şöyle diyeyim. Bu nedirler abiler? Bu nedir? Ne armut demediniz? Ha, ilk önce kalem demeniz, buna armut dememeniz iradedir. Sonra hakikaten mi falan kudrettir. Ben bunu çok seneler çok uğraştım. Yani bir türlü hiç çok, bu nedir? Kudrettir ya. Vücud aleci çıkmış. Rüştü abi çok uğraştı. Rahmetli. İnşallah zamanla zihnini Allah'a çağırdık. Ya bu kudrettir Rüştü abi ya. Bu kalem işte kudret. Ondan sonra sonra o ayrıldım. Mesela bu nedir dediğim zaman? Kalemdir. Niye şeftali demediniz? Bak şeftali değil bu. Ha, o zaman ilk göze çarpan kudret değil. Bir şeydir. Şey. İlmi kelamda var olana denilir şey. Ha, bu şeftali demedin de kalem demene Kalem demen iradedir. Ha bu böyle bir şey var zaten. Bu kudrettir. Bir bakalım neyin özü nasıl? Oo, Baksana ya. Bu da ilim. Vücudu kudret. Yani şeftali değil. Kalem olması irade. Ha var canım. Bayağı da hafif falan. Bu da kudret. Nasıl bir şey var ya bu? Bu da ilim. Öyle mi ya? Dur bakalım. Bu da bilgi. Şualar 653'te her şey onun irade ve meşiyetiyle olur. İstediği olur, istemediği olmaz. Her ne isterse yapar, irade ile olur. Her istemediği olmaz, istemezse hiçbir şey olmaz. İrade isteği olur, her ne isterse yapar. Meşiyetle irade arasındaki fark, meşiyet istemediği olmaz istemese hiçbir şey olmaz demektir. Lugatta ikisi de meşiyetle irade aynıdır. Hayır. İrade istediği olur. Her ne isterse yapar. Meşiyet istemediği olmaz. İstemese hiçbir şey olmaz. Yani e, nihayetsizlikleri Allah'ta olma var ya, yani böyle bizim kainat böyle yapmazdı meşiyetindedir o. Olanlar nedir? O nihayetsizlikten olmuş hali iradedir. İstediği olur. İrade her ne isterse yapar. Meşiyeti okuyorum. İstemediği olmaz. İstemezse hiçbir şey olmaz. Abi şunu şöyle demiştim ama müsaade ederseniz irade, meşiyet ve ihtiyar daha anlaşılsın diye irade kader ihtiyara kaza meşiyete ata demiştim. Çok güzel. Güzel. Yani o, o zaman da olaylamıştınız yani. Evet, güzel, çok güzel. Böylelikle lugatı konuştuk. Bu lugattır şimdiye kadar. Şey Sonra. Ee, irade ile meşiyet aynı anda mı çıkıyor o zaman? Aynı anda varlar ama ikisi farklı şeyler. Yani bir tanesinin tercihi gene tercih diyor zaman burada irade ettiği zaman e, meş o zaman otomatikman meşiyet dışarı çıkıyor. Çünkü irade irade ettiklerine irade ediyorsun ya etmedikleri nerede? Gene bir tercih olmaz. Orada duruyor. Tercih değil bu. Kendisine dönmüş. Hariç olursa tercih olur. Tercih ister istemez ne yaparsan yap Harice kullanırsan iradeyi tercih olur. İrade hariçte de değildir. Peki. Bak kendime de kendime. Tamam abi. Şimdi tercih ettiklerimin varlığıyla. Hangisini tercih ediyorsun? Karşışı tamam. mi? mı? Kendimi mi? Şey tercih yani şey Yani bu mu bu mu? Bunu tercih ediyorum. Yok işte irade yok orada. İrade değil bu. bu ihtiyar. Bu ihtiyar. Evet. Şimdi ihtiyarla ihtiyarımla seçtiğim mi? Seçtiğimi buraya koyduğum zaman diğerlerinin varlıkları var diyorum. Peki iradeyle meydana gelenlerin diğer varlıklarının vücutları var mı gene? Diğerleri mesela bak şu kalem şu kalem işim bu mu? Bu ihtiyar. Bu iç ha enfusi. Şunun gene vücudu var ama. Var. Varlığı var. Var. Peki iradeyle ben şey yapayım. Tamam. Dışarıda yaptıklarını ihtiyar, kendini kendinle yapılandığın irade, kendini ve kendinle yapılandırma taraflarını da bilmediğin şeyler meşiyet. O taraflarda vücut var. Var. İlmi vücut mudur abi onlar peki? Yok. Çünkü subuti sıfattan değil, zatı sıfatı bakıyorlar. Yani subuti sıfatta yedi tane ya, ilim, irade, sen, basar kelam, kudret, hayat bu tarafta. Bak ilim burada. Evet, abi. Peki zatı sıfatta ilim var mı? Yok. İrade var mı? Yok. Yok. Ya biz ilmi hatamı şu, evet. ilim her şeyin başını kabul ediyoruz. Kendini nasıl bilecek o zaman? Yani biraz soru şey oluyor da İlimsiz. Allah Allah olduğunu nasıl Allah Allah olduğunu yani ilim Yani o çünkü buradan şu da gidiyor yani Allah benim şey de şey. mesela ben varım diyebilmem için de aynı irade talep ediyor. Yani da <laughs> mesela da şey Mesela şefkat etmek ilim midir? Değil. Sen mesela diyorsun ki çocuğa şu çocuğa ben çikolata vereyim. ilimle mi tespit ettin? İlmi hayır, midir? Hayır abi. Peki muhabbet ilim ilmi midir? Değildir. Şuna bak. Sıfatı sıfat Çık yukarıya mertebesi zatı sıfat. Evet, evet. Çık yukarıya. Şunat-ı Şu, evet. Şunatı Şunat-ı de şefkat var. Şefkat. Muhabbet. Evet. Ee, sevk. şevk, Lezzet-i mukadese. Memnuniyet-i mukadese. İhtiyar mukadese. Ee, i̇lim nerede? İlim burada. İlim evet. midir? Değildir. Şefkat ilim değildir ki. Başka bir şeydir. Peki mahiyet-i Allah Allah olduğunu biliyor. biliyor. Ne bileyim o mayet i zat hakkında bir şey bilmiyor i̇lim dese ilim, hı desen, hı ilim hı değildir hı ama. Ha, ilim. ilmi biliyorum. Tamam. Nerede? İl Mahiyeti zatiyeyi biliyorum. şunatıza yani bilmediğimi biliyorum. Şunatı biliyorum biraz. alameti var bende. Şefkat, muhabbet. Sıfatı zatiyeyi biliyorum. Vücut, beka, et şey versail, havadis. Subutu sıfatı biliyorum. İlim iradı. Buradakini buraya taşıyamam. Buradan aşağı olur. İlim buradan aşağıdır. Buradan yukarı ilim yok. Gene bir tanım Tan ne yaparsa hep yap, ilim şeyine sokuyorsun. sokuyoruz. <laughs> zaten yapabilsen ilim olur. Çünkü onu e, diyor ki zatı için diyor ki saat şen diyor e, bizim aklımız neyle yapılmış İlimle yapılmış. Subut sıfat. Allah diyor ki la tefekkürü zati. zatımı tefekkür etme diyor. Çünkü senin aklın subut sıfattan geldi. Zatı sıfatımız, şuunatımı ve manyeti zaten anlayamazsın. Çünkü ondan üstün. Senin akıl buradan aşağıya yapılmış. İlişki ve çelişki aletidir. E ya burada başka şey yapamaz dersen akıl buraya dönemez. Meşiyet de şeye kadar mıdır o zaman? İradenin olduğu yere kadar mıdır? Oraya kadar. Sonra... Aynı yerde dediler meşiyet. Ondan sonra meşiyet yok. Yok yok yok. Mesela ilim, irade, sen, basar, kudret, hayat, kelam. subut koy. Vücut, beka, kıdem, vahtaniyet muhalefetun, nilavadis, kıyamı, bir nefs, tekvin. Hiç alakası yok bunlar. Şefkatte filan evet. o zaman tercih yani. Şefkat kendinden oluşur. Kendinden ki. Ke mesela şefkati ı alacağım abi. Şefkat yapacaksın. Evet, Akli midir? İlmi midir? buradaydı değil, o. Değil. Bu bu burada. Ama tazamun edebilir. Çünkü ıı, Şefkat-ı Mukaddese üniversite diploması ise sıfat-ı zatiye lise diplomasıdır. E efendim sıfat-ı subutiye ortaokul esmalar da ilkokul diploması gibidir. Yani şefkatta ilim yok denmez ama ilimde şefkat yapamazsın. Yukarısı alt makamı tazamun eder. Onu içine alır. Ama şefka ilimde şefkat çıkmaz. İlimde şefkat İlimleri çıkmaz. Tanımlayamazsın. Evet tanımlayamazsın. İzah edemezsin çünkü makam aşağıda. Termometreyle basın veya süt getirdiler. Metreyle ölçse ne ya ne kadardır bu süt? Nasıl yapacaksın? Sütü. Me e efendim Mehmet e esbab var mıdır? Yoktur abim. Esbab nerede? Ta e meşiyet ve irade subutu sıfatta. Esbab alemi esma esma ile e celal ve cemal birbirine çarpışmasından çıkan hakikat meratipleri ki Sadece illa esbab arıyor. Ha, bak şimdi esbabın sebebi mesela diyelim ki elmaya ağaç sebeptir. Ya ağacı Allah e ağaca elmayı taktı. Yani aslında ağacı esbapsız yarattı. Sonra elmaya o esbab yaptı. Esbap nedir? Celal sıfatı ile cemal sıfatını birbirini çarpıştırmasından çıkan kemalattır. Hakikat meratipleridir. Esbaplar bu esmaların birbirine karşılık gelmesiyle çıkıyor. Yoksa esmalarda mertebe yok. Diyelim ki şefkat. Mertebe var mı? Var. Bizde tabii. İlimde var mı? Var. İlimde mertebemiz yok mu? Peygamberin ilmi, ustadın ilmi, senin benim onun şunun ilmi. Mertebeli mi? Nasıl peki oldu? Bir şeyde mertebe girmesi için zıttı olması lazım. Allah'ın ilmi niye nihayetsiz? Cehalet yok içinde. Bizim ilmimiz niye mertebeli? İçinde cehalet var. Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? Acizlik yok içinde. Mertebelendirmemiş. Bizim kudret niye mertebelidir? Çünkü içinde acizlik var. Evet. Ha? Ha. Bu nasıl girmiş? Allah'ın kudretini bizde tecelli ettiği zaman bu kudretim tecelli mesela hasta olunca düşük oluyor. Allah için güçlü olduğu an, büyük olduğu an, güçlü olduğu an yok ki hep aynı. Şu acizlik girdi, hastalık girdi kaldıramıyor. baklava yedim, bal yedim güçlendim yaptım. Esbab girdi. Demek ki esmaya esbab başka bir esma girmese, müdahale etmese onu eylemde göstereceğim şimdi. Mertebesi olmaz. Şöyle. Allah dese ki. Kahhar dese ki aşırı meydanda. Yığılın önümüzden. Hesap mesap yok. gelinden lan cehenneme. Kahhar. Diyebilir mi? Der. Mahkemeye veremezsin ki. Kahhar tece. Ama hakim der ki. Hakim. Rahim der ki. Hayır. Sen esmasın ben de esmayım. Karşısına çıktı mı? Usta öyle diyor. Da, 30 yıl. Karşısına çıktılar diyor. Yani esmalar cilvegar oluyor. Bu esma kahar fırtına estirirken Rahim diyor ki dur. Yani mesela diyor ustad bitkiyle misal veriyor. İstila etmek ister diyor o bitki. Ama o tiki bitki karşısına çıkar. Onun had veriyor, haddini durduruyor orada. Sen hep istila etme ey bitki. O o esma öteki esma karşısına gelince kaharın mertebesi çıktı. Kafire kahar, şimdi, e, Müslümana kahar da var. Gafile kahar var. Ondan sonra Adem'i kabule kafirine var. Kabul Adem kafirine var. Bak kahar da mertebe çıktı. Ne için çıktı? Karşısında rahim vurduğu için. Celal ile cemal. Bu sayı kemal çıktı. Sınav abi iki sorum var. Siz 40 dakikadır, 45 dakikadır e, ders yapıyorsunuz, anlatıyorsunuz değil mi Arun? E, 45 dakika önce, bir saat önce bu 45 dakika içinde anlattıklarımız neredeydi? Bu irade ile mi çıktı? Yoksa ihtiyar ile mi? Kelamla lafız arasında bir fark varsa bir ihtiyar. Dışarıya çıkması ihtiyardır. Çıkmama hali. Ben onunla benim ben benim bilmem irade. Ben benle dönüşmüşsem dönüşme halim ise ilim. Çıkma ihtiyar. İrade, irade en başta var dedim. Şimdi çıkarsa ihtiyar. En başta irade var. İhtiyar sonra çıkar. Tuttum. İhtiyar yok ki irade var. Ben bir ben ne kadar farkım farkındayım kendime? Farkındalığımdır irade. Ben benimle ne kadar ben benim irade. Ben benimle ben ne kadar benim benim. Benimle ben. Ben ne kadar benim. Irade. Düşün. Allah diyorum ya. Çok tuhaf bir şey de. O zevki lahutisden bahsediyorum. Allah Allah olduğunu biliyor mu? Biliyor. Allah Allah olduğunu bilmekten hasıl olan ve Allah'a has olan lezzet-i mukaddesesini düşün. Düşün ki bir zat-ı vacib vücut ben Allah'ım diyor. En Allah. Kur'an'da geçiyor. Musa Aleyhisselam sormuş. Ya Rabbi seni soruyorlar. seni soruyorlar. Ki Rabbin kimdir? Ben ne diyeyim diyor. Ben ne diyeyim diyor. Diyor ki en Allah ben Allah'ım. O Allah'tır de diyor. Yani al bir, bir daha bir daha. Allah Rab demiyor. Dışsaldır Rab. Al, zatı anlatır. Rab rububiyet Rabul alemi zat sıfat değil o. Zat'tır Allah. Allah Allah olduğunu biliyor mu? Biliyor. Şu anda da bizi görüyor, duyuyor. Konuştuğumuzu biliyor. Allah Allah olduğunu bilmekten ve Allah'a has, mahsus, lezzeti mukaddesesini düşün. Peygamber ineyim. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu kainatın sebebi vesilesi, hakikatinin çekirdeği ve ben Resulüm, Allah'ın muhatabı yegane benim, ben peygamberim, bu ümmetin vazifelisiyim biliyor mu? Ben bunu hiçbir zaman bilebilecek miyim? Bilemeyeceğim. Çünkü hiçbir zaman ben Resul olamayacağım. Peygamber peygamber olmasından, e, bilmesinden hasıl olan lezzeti mukaddesesini biz ezeli bilemeyeceğiz. Peygamber peygamber olduğunu bilmekten ve peygambere has olan lezzeti mukaddesesi. Mesela ben Müslümanım diyoruz. Biliriz ortalama gafur Mehmet şunlar bunlar. Ben Müslümanım, ben Nurcuyum deyince neler hisseder ortalama ben de bir şey hissederim benim cinsimden bir şey yani. Aşağı yukarı. Siz de hissedersiniz. Ya ben Müslümanım. Müslüman olmaktan insana katkı ne yapıyor? Aşağı yukarı bir, biz hissederiz. Çünkü insanız. Ortalama bir şeyiz Yani. Ama ben hiçbir zaman peygamber olmadığım için olamayacağımdan peygamber olanın peygamberliğini bilmesinden hasıl olan ve ona has olan lezzeti mukaddesini ezeli olarak bilemeyeceğim bilmiyor. O zaman iradede olan biri alem şahadet cinsinde olma şansı. Ya alem alemi alemi cinsinden değil ki irade ve mesela diyoruz ki doktora geliyor şöyle geliyor muayene başı ağrıyor eli gidiyor kalbi ağrıyor böbreği ağrıyor eli istersen gibi vicdanı rahatsız eli nereye gidecek ha İradenin bir organda taluku yok. Kalp gibi, akıl gibi. İrade, şey, vicdan. Vicdanın içerisinde bilin bir organda taluk etmeyen bir vicdanın bir de içindeki bir sıfat var irade. Nereye vereceksin? İç yapılanma budur. Ben ben olduğunu bilmekten ve bana has olan lezzetim var. Bu irade. Ben benimle benim. Bu irade. Ben benimle ben olmaktan aldığım keyfe lezzet o halet ilim. Yani kolay değil abiler bunlar yani. Ee, kolay değil bu böyle. Ee, Risale-i Nur asıl son Kur'an'ın son icaz manevisi ya. Öyle tıngır tıngır değil bunlar böyle. Ey Allah. Çok acayip bir şey bunlar ya. Risale-i Nur böyle bir Bak şimdi yeni gireceğiz daha. Çok çok garip ya risale, koca Bediüzzaman. zaman. Yani aslında bu asırda vallahi en az 100 tane peygamber lazımdı. Çünkü niye? Allah'ın bir adeti ilahisini ben düşünüyorum. Atkami, Semutkami, bütün kavimlere 10 bin, 20 bin, 100 bin, 200 bin insan gelmiş. Oraya peygamber gelmiş ya. 100 bin kişiye peygamber gelmiş. Siteye peygamber gelmiş. 124 bin peygamber gelmiş. O 50 bin yere peygamber 300 bin ya. 300 bin şey şedat bir rivayete geliyor. 700 bin bir rivayete geliyor. 300 350 bin. 700 bin olsun ya. 1 milyon nüfusa peygamber gelmiş ya Huta Aleyhisselam. Şimdi kaç tane peygamber gelmesi lazım? Bulgaristan'a bir tane peygamber gelmesi lazım. Anadolu'ya bir tane peygamber gelmesi lazım vallahi. Ama peygamber yok. O zaman o peygamberler olsaydı ne ile ne ile tamirci olacak idilerse hangi ismi azamla tamirci vazifesini yapacaklar idiyse o esmaların ismi azamına Risale-i Nur mazar demektir. İster kabul et ister etme. Etmesen sen de dışındasın zaten. Bu meşiyettir değil mi? Bu meşiyet tabii. Anladın yani, Bu meşiyettir. Bu meşiyettir. Ama bunu kabul etmek, edebilmek bir şey yani. Bir şey et. Yani bak mantığı. Hud Aleyhisselam geldiği zaman 700 bin nüfus vardı. Oraya bir peygamber. Buraya bir milyon var mıdır Anadolu nüfusu? Veya Ümraniye bir buçuk milyon. Ümraniye bir peygamber gelmesi lazım. Gelmedi. Oraya gelmesi muhtemel olan bir peygamberin hangi ismi azama mazar olacak değilse, Risale-i Nur orada tamircilik yapacaksa Allah o ismin mertebe azamına mazar ediyor. Nerede ama neresinde o zaman? Külliyatı neresinde ismi azam mertebesi var? İşte böyle tabirlerinde. Tabirlerinde. E kim nasıl görecek? Bilmiyorum diyen, kendisini ihtiyaç hisseden, yönelen insan da gözükecek. Ona ibraz edecek. Bilmiyorum. ihtiyaç hissedecek. Allah Allah bu nasıl bir şey ya? Dur hele. buna ihtiyacı sedende ortaya çıkacak. Buna mi? Yani. Ya ihtiyaç hissedene o ismaza mazar olacak. İhtiyacını hissedene. O zaman e, ne nasıl ihtiyaç hissedecek? Şu sıradan bir cümledir. Şuna bakın. Bir bir sisiyle kerameti Risale-i bir kerameti neymiş? Mazi ve müstakbeli yata etmiş Risale-i Nur mazi ve müstakbeli edince Risale-i Nur'un o mazi ve müstakbeli etme o vücudu haricisi mahluk olan atom cinsinden olmayan ruhani bir e, vücuduna Risan şahsi manevidir. O şahsi manevi benden önce yok muydu? Ben doğmadan önce yok muydu? Vardı. O şahsi manevi ben doğmadan bana hiç müdahalesi yok mu? Var diyor. O zaman Risan şah şahsi manevisi canlıdır, ruhludur, şuurludur, akıllıdır. O zaman diyor ki 54. sayfa Emirdağ 1. Risale-i Nur talebeleri dikkat etseler diyor hayatlarına Risale-i Nur'u netice verecek şekilde geçmiş diyor. Sebebi Risale-i Nur şahs manevi ona müdahale etti diyor. Yani Risale-i Nur şahs manevisinde ben gelecekte olacağım. Geçmişteyim. E, Risale-i Nur Risale şahs-ı manevi hem geçmiş hem geleceğin içinde ise ben de o şahsi manevinin içinde var mıydım yokken ben? Bu beden yokken var mıydım? Vardım. O zaman o şahsi manevinin içerisinde bedenen olmayan ben, ben bana müdahale etmemiş miyim? Anlarsan tabii. Silsileyi yaptım. Risale-i Nur şahsı manevisi <laughs> mazi ve mazi ve mustakbeliyata etmiş. Mazi ihata etmişse ben doğmadan önce lisan şahsi manevisi yok muydu? Vardı. Ben gelecekte olacak idimse şahsi manevide olacaklarım olmamış olanlar da hepsi var mı? Var. E peki Risale-i Nur'u netice verecek gibi benim hayatım nasıl geçer? O atomik vücudu hariciye çıkmamış olan ben, ben, bana, şahsı manevideki benle, çıkmamış vücuda olan benle çıkacak vücuduma yönler vermişim. Kim vermiş bana benim ismimi? Dedem. Sordum dedem vermiş. O dedemin kulağına üfüren de benim. Bana asan de. Ama bu Hasan insan anlaması zor. Oluyorsun. Garip bir mahluk. Şahsi manevi. Şahsi manevi yapmıyor ki. Bunu bu ne demektir diye bir düşün. Ey Nurcu. Ey yolcu. Düşün altında yatanları hemen geçme. Basma demiyor mu? Basma arkadaş bu tabirlere. Basma. Lisan'ın şahsi manevisi mazi ve istikbali ihata etmiş. Mazi ve istikbali ihata etmiş ne demek? Ne demek mazi mi? Yo, ben yokken de ben vardım o şahsi manevi de. Mazi ve müstakbeli ihata etmiş. 54'te diyor ki Risale'nin şahsı manevisi diyor. Daha doğmamış ve var olan yaşayan şeyleri ne diyor nurculuğu netice verecek şekilde diyor onlara tesir etmiş. Onları sevk etmiş, onlara tasarruf etmiş. O şahs manevi de ben doğmadan önce bende yok muydum? Vardım. O zaman ben bana müdahale etmiş, etmemiş miyim? Anlamayız bunu. İşte bu bu konuşma nedir biliyor musun bu şey bu şahsın bu bu ismi azam mertebe ismi azamın konuşmalarıdır. Bu ismi azamın ifadeleridir. Benim cümlemde iki. Risale-i Nur'un şahs-ı manevesi, mazi ve müstakbeli etmiş. Hey dur yolcu dur. Bu ne demek? Mazi ve mustakbel Yani benden önce vardı. Ben vefat ettikten sonra da var olacak. Ben ikisinin ortasında bir noktayım diyor. Tozum diyor usta. Risale-i Nur benden önce vardı. Benden sonra da var olacak. Şu anda da vardır zaten. İşte Risale-i Nur'un an mazhar olduğu ismi azamlardan bir tanesi de budur diye gösteriyor. Ha, o zaman nedir? Ne yapar ismi azam? Eğer isme Mazhar olsak eylemdeyiz. İsmi azama mazarsak mazi ve mustakbelle eylemdeyiz. Bir daha. Bir daha. Risale-i Nur her ismi mertebe azamına mazhardır. Ne demek? Eğer ben eylemdeysem yaşantılarımda namazım, ibadetim, takvam, Risale-i Nur. Bu yaşantım isme mazhar oluşumdandır. Eğer mazi ve mustakbelimle şu anda eylemdeysem, mazi ve mustakbeli yat etmişsem ismazam değil. O ismi mertebe azamına mazarım demektir. İsimle ismazam ne demek? Mazi ve mustakbeli ihata etmiş olursa ism azam olur. Realitede, nefs emirde şu anda yaşantıda isem bu isimdir. Şu anda ilim icra ediliyor, hikmet icra ediliyor. Ayaktayım, konuşuyorum, düşünüyorum. Bu isme mazariyettir. Mazi ve mustakbeli ederek konuşuyorsan o ismin mertebi yazamındayım. Derecene göre tabii. Ee, yine şöyle denebilir mi? İsmi azam mertebesi e, meşiyet, her ismin mertebe azamı e, irade, esmaların meratiplendirmesi ihtiyar. Olur. Bir daha ah, Yok tamam uydu. Uydu bir daha diyemezsin zaten. Çok güzeldi. Ey Allah razı olsun. Harikasın. Bismillah. Sözler 61. Sayfa 241. Bir tanesi buldum dediyse devam edeceğim. Sır insanı attım veya sır insanı attım. Dima canlı yayın. En üstten ikinci. Acip mücizelerle, galip ve kıymetli şeylerle dolu hazineler sahibi. Bak Allah esmaya bak. Acip mucizelerle, galip ve kıymetli şeylerle dolu hazineler sahibi. Sarraf bir tarif edici ve vassaf bir teşhir edici vasıtasıyla enzar halka arz ve başlarında izhar etmekle gizli kemalatını beyan etmek. Şekli görüyor musunuz? Nasıl dizdik orayı? Ee, bunu çevireceğiz ama neyse sonra bakayım. Yok e, istersen e, dur ihtiyaç olunca çevireyim bunu cem ederse 1, 2, 3, 4, 5, 6 görüyor musunuz şeyi? 1. Acip mucizelerle. 2. Garip ve kıymetli şeylerle dolu hazineler sahibi. 3. Saraf bir tarif edici. 4. Vasaf bir teşhir edici vasıtasıyla enzar halka arz. 5. Başlarında izah etmekle. 6. Gizli kemalatını beyan etmek. Cemet irade etmesini etmesin ve istemesin iradeyi enfusi olmayanın yani zahirde nefsül emirde ortaya çık çıkmasında adeta Adem'den madumdan mülke irade. Ee, evet. madumdan ma, ma, mülke yani yani, e değil de, şeyi var. yani e, mesela varlığa taalluku değil irade şu mu şu mu olsa dersin başında söyledik. Ben bunu mu bunu mu? Tercih olsa bu aynı zamanda cebirdir. Yapmak zorundayım. Ya bu ya bu. İrade, irade değildir. Bu ihtiyardır. Bu mu bu mu? Bu ihtiyardır. İrade nedir o? Madumdan vücuda. İmkandan, imkandan mümküne mümkündekileri ihtiyar. Yani e, irade neredeydi abiler? Subutu sıfatta. Biz de vicdanda. İrade neredeydi yeri olarak Rabbul Alemin'de, vacibül vücuda? Şeyde subutu sıfatı. İlim, irade, sem, basar, kelam, hayat, kudret. Tamam Oradadır. Zatı sıfatta ne var? İrade yok. Tekbir, tamam, Tekbir dilerim. Abi irade diyorsanız madum diyorsunuz. Şimdi madum ve mevcut iki tane koldur. Yani madum mevcuttan önce değil ki. Yani onu Adem-i Sırf demek daha cami olmaz mı? Adem-i Sırf diye gelecek zaten. Ama burada ee, onu da ona ona da yata edilmesi lazım. Yani mağdum, ebet tarafımız değil mi? işte oraya o tarafa bakıyor. Ebed ve ebedi mazi ve müstakbeli etmiş ya irade. Mazi ve müstakbel geç an ve an olduğu için ee, biraz kadim adam isim orası yani. Abi adam isimden çıkaran tekmin değil mi? Tekvin. Ee, adem sıfırdan mağdama da Adem'de ideal irade mi olacak o zaman? Adem Bak. He? Adem sıfırdan mağdama çıkaran tekmin. Adem sıfırdan sonra ya mevcut olur ya mağdum kalır. Tamam abi işte. Şey de şöyle bak. Kudret neydi ve tekmin farkı neydi? Kudret vardan var ediyor. Evet abi. Tekmin ise yoktan var ediyor. Yani yoktan derken o zatî sıfatı Adem'den. ilk çıkışı. Evet. Adem-i sıfattan. Adem-i sıfattan. adem ilk çıkışı. Çıkış. Çıktığı zaman Mesela e, ilimdekileri subutu sıfatta ilim irade, sen, basar, kudret, ayet var ya. İlimdekileri, ilim, var olanları, ilimde var. Vücuda çıkaran kudrettir. İlim, vücuda çıkaran kudrettir. Tamam, yani, tamam, oradayız. Tamam. Şimdi geç zatı sıfata. Zatı sıfatta vücut var. Beka var. Vaktanet var. Kıdem var. Tamam. Tekvin var. Ha, bu tekvin ne yapar? Adem'i sırftan çıkartır. Fark kudret ile tekvin arasındaki farkı söylüyorum. Kudret ilimden vücuda çıkarır. Tekvin ise yoktan çıkar. Adem tekvinin içinde olan yok değil o. Adem mi sırf Yani. Adem, Adem iki vücuttur Allah için. O kudrete bakar o. Yani kudrete. Yani e, e, vücutla Adem iki menzil gibidir diyor. Evet. Kâr'ı oraya alır, kâr'ı oraya alır. Tekvin Adem'den değil, Adem-i sırftan. Bir iradenin yerini gördüm. evet, görmek için yani. zahmet olmasa yazabilir misin zaten ya? Yani zaten sıfattan ya? ya, çıkışa bir görebilir miyiz Nasıl yani zaten? Yani o şeyi yaptık ya, tabloyu yaptık ya. Tekvin'in Adem-i sırftan çıkışı, şey, Adem-i sırftan Tek çıkartıyor ya, tek çıkarttığı zaman ilk çıkarttığı mağdum buradan çıkıyor mu, mağdum mu oluyor? O zaman, en sonda çizmiştik galiba. Bir mefret, bir Evet. Biz bunu daha önce... İrade. nereye tarz ediyor? İkisinde de var irade. İrade ikisinde de var. Tabii irade yok olmuyor ki. Sen tercih ne? etmediklerin içinde irade de irade devam ediyor. Hasan şey, abi şimdi zaman şey şey ya bir Şekerli ya. Bir şekersiz mi şekersiz mi diye. İkisini de istemiyorum deyince burada ne oluyor? İhtiyar. <laughs> ama ne istemiyorsun soruyorum. Kahve. Kadaba isim verdin. İhtiyar. İsim verebiliyorsan ihtiyar. Burada çizmişiz şey Yasin. Nerede var? Bir, bir yerde çizmişiz ama. Çok işledik de onu tekrar çizersek Bizi o şeye sokacaksın. Bugünkünün İradenin suretini demişiz ki. Evet. İradenin sureti serbest bölge. Kanuniyeti iltizamdaki cüz ihtiyarıdır. Hakikati kapteki evamiri tekviniyedir. Mayeti vicdandadır. Evet. Sayfa 278 size attığım yerde geçiyor. Evet. Şimdi ben devam ediyorum abiler. Ee, sözler iki, şey 77. Evet şu kainatı idare eden zat her şeyi nizam ve mizan içinde muhafaza ediyor. Nizam ve, ve ilim ile hikmet ve mizan ise irade ile kudretin tezahürüdür. Ustat diyor bu metin. Şimdi gelelim şeye. Lugatına bir bakalım. Nizam nedir? Mizan nedir? Bir tanesi Nide, bir tanesi Manisa. Nizam. Düzen demektir nizam. Sıra demektir. Dizi demektir. Sistem demektir. Düzenleyici kanun demektir. Ve vada'al mizan ella tedgâ fil mizan. mizan, ölçü, tartı, terazi, denge demektir. Yani bunu en çok karıştırılanlardan bir tanesi bu. Nizamla mizan birbirine girmiş. Oysa çok şey yok. Şimdi nizam demek ilim ile hikmet imam-ı mübine bakıyor. Mizan ise irade ile kudret <laughs> kitab-ı mübine bakıyor arkadaşlar. Külliyat çok geçer. Nizam, nizam ile tasarruf eden, mizan, mizan ile takdir eden. Mizan ile, yani demek Allah şey yapmış. Arkadaşlar, nizam ve tabii ki sehli mümtenidir Risale-i Nur. İlk okuşta hepsini anlarsın. Sehildir, kolaydır, zor değil. Ama bu neyin nesidir deyince mümteni olur. Abi ilim ile hikmet dediniz ya. <laughs> normalde bizim alışa geldiğimiz ilim ile emirdir. Burada bir özel bir şey. Evet yani böyle geçtiği için metne sadık kaldığımdan yaptım ben. O zaman yani ilimle ile hikmet de ilim ile emir aynı şeyler yani hikmet içerisi de, şimdi metine dokunmuyorum çünkü ayağın yere basacak. Böyle külliyatı öyle ama böyle değil, öyle yok. Burada diyor ki nizam ve ilim ile hikmet kendisi hikmeti söylüyor. İlmin içine hikmeti koymuş. Mizan ise irade ile kudretin. Siz imam ya. Tamam işte. Ama imam Kardeşim. Burada metinde böyle. Alışmadığını da alışacaksın. İmam Bin'in ya suretinden, ya kavmiyetinden, ya hakikatinden bahsediyor. Biz alıştığımız değil. O metin nedir? O metin. Kudret, kudret, irade kitabın bir. Tamam. Hı hı. E, İlim, emir, imam-ı bin. Bu şeydir, şablondur. Küllattaki. Burada, burada ilim tamam imam-ı bine, emire hikmet koymuş. Eğer bir insanda, söyle herhalde ileride gelecek galiba, gelmedi galiba. Eğer hikmette boyutlaşırsa, ilimde dönüşürse hikmet ehli olur. Bu da emir gibi olur insanda yani şunu demek istedim abi. İmam Mubbi'nin içinde ama meratip var. O meratip. Bu hikmet başka bir şey ifade etmek istedi. İmam Mubbi'nin bir boyutunu. Demek o onu almış. Yani ustad burada nizama demiş ki ilim, hikmet. Manisa, mizana demiş ki irade, kudret. Metini sarı ifadeyle yürüyorum. Ha, sonra ileriki sayfalarda gelecek. Bazen, onu şimdi biraz acele edeyim o zaman. Dün akşam derste geçmişti, latif nüktelerde vardı. Ee, ya Erdübley veya Sema Akli, ey Sema suyunu kes. Allah söylerken oluyor, olurken söylüyor. İnsanın kelamı ile Allah'ın kelamı arasındaki farkı diyor ki usta. Ey Sema suyunu keser misin lütfen? Temenni ve arzu ve rica ile. Ey Sema suyunu keser misin? Keser mi? Ha bizim konuşmamız böyle. Allah'ın konuşması, beşerin konuşmasının farkı Allah'ın kelamında 433 sözler ilim, irade, kudreti tazamun ediyor. Allah'ın konuşması illeti tamelidir. İlleti tamelidir. Allah dediği zaman olur, olurken söyler. Ondan muhakkak şey latif nüktelerde der ki e, emir aynı kudrettir. Kudret aynı emirdir. Yani Ey sema kes derken e, kela emirdir ama aslında kudrettir. Yani o kadar çabuk aynısı olmuş ki hikmet de emir gibidir. Acele edin izah edeyim dedim. Madem şey yaptım. Ha, hikmet emir gibidir. İçsel alemde emirdir. Dışsal değildir. Onun için i̇mam ı bin ilim emirdir. Ama kitab-ı kudret iradedir. Burada hikmet koymasının sebebi e, e kelam aynı kudrettir. Ey sema, suyunu kes. Derken, kesiliyor, kesilirken söylüyor. Usta temen altına diyor ki 32. sayfada. O kadar aynı olmuş ki, kudret aynı emirdir. Aynı kelamdır. Söylerken oluyor, olurken söylüyor. İşte emir ile hikmet böyledir. Çok ilginç bir şey. Şey mi diyoruz abi şimdi? ...hep üstüne basalım ki işlesin. Bu meşiyettir değil mi? Meşiyet. Çünkü irade değil. İrade değil. olursa... İrade aşağıda. Kitab-ı Mübin'de bu. <laughs> ya bir tuhaf külliyat, tuhaf. Abiler bir daha... ...şu üç defa... ...üç defa söylemiş olayım. Bak şimdi. Üç defa. Şu anda... ...yaptıklarım, yapacaklarım, mazar oldum. ...yani e, cilve cam, cemal nakış sanat. Cilve cemal nakış sanat var ya alemi şahadet. Şu anda konuşmam, simam, davranışım, her şeyim mazar esmadır. Şu anda. Olmakta olanım. Tamam. Bunu mutlaka kaçırmayın şurayı. Ha. Şu anda cilve bu esmadır. Tamam. Ama ben aynı zamanda bunu yaşarken ifade edeyim ve etmeyeyim mazi ve istikbali de tazamun ederek oluyorsa bu ismin mertebi yazamadır. Bir oldu. Karıştırma dur. Ha, tamam. Hiçbir şey karıştırma. Sade olsun. Bir daha. Şu anda esmalar nedir bizde? Dört tanedir. Tane <laughs> Esma bu alemi şahadette nedir? Cilve. Cemal. <laughs> nakış sanat bu nedir esma lütfen bunu şey yapın bu temel şablonumuzdur esma cil ve cemal nakış sanat şu anda yapmakta olan olmakta olanım yaşadığım yaşarken yaşıyorum bu esmadır fakat bu cil ve cemal nakış sanat yani olmakta olan beni mazimi de istikbalimle beraber yaparsam ismazam olur. Risale-i Nur ism-i azama onun için masardır. Mazi bütün peygamberlerin hakikatına niçin Kur'an'ın son icazı manevisi olunca Risale-i Nur Kur'an'da bütün suhuflara camidir. Ad Semud kavminde, Lut kavminde olan pisliğin tamircisi de gelir Risale-i Nur'du bu zamanda. Hud eee Şedat Firavun asırlardaki insanların e, günahlarının tamircisi de vazifeli Risale-i Nur'dur. Sen okul müdürüsün, sen fabrikanın müdürüsün. Mesulsun deliyorlar O zaman yetkiliyim ben. Eğer bana yetki vermemişseniz bana mesuliyet yükleyemezsiniz. Eğer fabrikanın mesuliyeti varsa bende, yetkisi de bende olacak. Eğer Risale-i Nur'a sen uazsın, irşadiyle mesulsun deniliyorsa o zaman o asırdaki günahların daha önce hangi peygamber tamirle vazifeliydi ise o peygamber hangi ismi azama mazar idiyse, bana da o ismi azamı vereceksin ki bana yetki vereceksin ki sonra bana mesuliyet yükleyesin. Yetki verilmeden mesuliyet olmaz. Zulüm ha? O zaman zulüm, zulüm olur. Sen diyorsun ki fabrikada mesulsun. Tam ben niye okuyorum anladım, anlasınlar. Okuyorum ben niye anlamıyorum. Şimdi demek ki Risale-i Nur, Hud, Şedat, Lut, Fravun, bütün kavimlerin pislikleri yok mu günahları? Ama onlar hepsini birer peygamber gerekiyordu tamir için. E şimdi peygamber yok. E ne olacak? Sayı da çok. O zaman vahim vazifesini yapan, iyi dinleyin bunu benim cümlem değil, haşa. Vahim vazifesini yapan şumullu ilhamdır Risale-i Nur. Bilen bilir. Vahim vazifesini yapıyor o zaman e, Risale-i Nur ismi azama mazardır. Çünkü niye? Mazinin derinliklerindeki Lut, Semud pislikleri var. O zaman o pisliği hangi peygamber geldi tamir etti? Neyi kullandı? Hangi ismi azamı kullandıysa o fil bu zamanda var mı? O tamir yöntemini de getir buraya. O ismi azama da mazardır Risale-i Nur. Risale-i Nur mazardır. O isim azama mazardır. Ha ezber yapma. Risale-i Nur ismi azama mazar demek ki geçmiş kavimlerin ha. O zaman şunu çıkartıyoruz. İsmi mazarla isim azama mazar ne demek? Herkes kendisini bilir. Bir. Esmaların cil ve cemal nakış sanatı şu anda olmakta olanım. Yaşamakta yaşamayım. Namaz kılıyorsam isme mazarım. Şu anda ders yapıyorsam isme mazarım. Şu anda beraber kardeşlikle devam icra ediliyorsa isme mazarız. Boş ver bu dersi. En güzeli bu pazar gün bir araya getirdi ya bize. Bu bize yeter. Bu bize yeter. Şu anda isme mazarız. Ama bu ortamı mazi ve mustakbelle yani ahiretle ve Allah ile. Mazide maksat Allah. İstikbalde maksat Ahir. ahiret. Allah ve ahiretle olmakta olanım kendimi inşa ediyorsa ismi azama mazarım. Ama herkes bu ismi azamın da mertebesi var. Evet. Peygamber Aleyhisselam her isme ve her ismin mertebi azamına mazar olmakla beraber aynı zamanda artı ismi azama mazar. Evet. Bak her ismin mertebi azamına artı mertebi isma azamına ismine evet sonra da ismi azama mazar. İsme, azama. Her isme mazardır. Bir, her ismi mertebe azarına mazardır. Evet. İki, ismi azama mazardır. Üç. Onun için milacı pek yapamam. Yapamıyor. Hmm. Sağ olsun Abdurrahman diyor ki bir yap. Çünkü Hızır abi de yapamazdı. Kopuyorum yani. Denge, <gülüyor> denge. <gülüyor> <gülüyor> de... <gülüyor> bir kalktın gitmiştik hatırlarsınız. Evet. Zeytin Hanım. baktım ki tepecikle mi? Evet. Yani kopuyorum. Ondan sonra yani ko koruyamıyorum yani. yani bu, çünkü insan evinden bakıyorum. bir, bir şeyimi paylaşın. Külliyata ben böyle baktığım zaman yazı görmüyorum bazen. Böyle sanki içerime girmiş birileri depreşiyor. Buyum ben buyum beni al beni al burun beni yaz beni yaz beni getir. Sanki yarışıyorlar yani. İnan bazen inanın Böyle baktığım zaman yani ve vemma bi nimeti rabbike <laughs> fehaddis Rabbini nimetin şükür için tadat et. Vallahi hani böyle ya akmak nereden yazdım bilmiyorum. <laughs> beni al beni al beni çıksın. Böyle bir tuhaf yani. Olmasa Allah Allah. olmasa bu A gümülcüne de okumuşum ben bunu. 2508 2002 Gümülcüne de okumuş. Ne işin var? Yazın gitmişsin köye. Ya oturmuşsun buna çalışmışsın. Gümülcü'yle bakayım. Ondan sonra Arnavutköy gelmiş. Nerede? 24. O 9. 2023. Rize'den İstanbul uçaktayım. Saat 9.25. Uçakta yazılmış bu da. Niçin? Niçin? Zor hakimi yapıyorsun. Zor hakimi bunlar. Bu bizim meziyet değil. Bu kitapta ne var veya şöyle diyeyim. Kitap gibi gözüken bu musafta bu kütüphanedeki Kur'an değil ya. Dün anlattım hoca da vardı. Bu kütüphanedeki kitap Kur'an dersen Kur'an mahluk olur. Bu musaftır. Risale-i Nur değildir bu. Bu Risale-i Nur külliyatındandır, musaftır. Risale-i Nur değildir bu. Çünkü Risale-i Nur insan değildir. Risale-i Nur kitap değildir. Kur'an'ın icazı manevisidir. Ama sayfalana dönüştürülmüşse külliyatındandır. Boşuna yazılmamıştır bu. Yani la teşbih ve la temsil. Oradaki kitap Kur'an değildir ama ona öyle diyeceğiz. Başka ne diyelim? Başka ne anlayacak adam? O musaftır. Musaf sayfalanmış demektir. Ve mahluktur. Onun için hapishaneye gitmiş Ahmet bin Ambel. Musaftır o. Mürekkeptir. Sayfalıdır. Kur'an nedir? Onu okuyan bende uyanandır Kur'an. Hakikati nedir? Vahi ilahidir. Mahiyeti nedir? Kelam-ı ilahi. Bilmiyorum. Bak herkesin yakına Kur'an. Kendi Kur'an'ını kendin oku bakalım. Bende uyanandır Kur'an. Kur'an beni dönüştüren. Bende olandır. Olmakta olanım ben. Bu değildir bu musaftır. İşte bu da Risale-i Nur değildir. Risale-i Nur külliyatındandır bu. Risale-i Nur canlıdır, ruhludur, şuurludur, hayattadır, hayatın hayatıdır. Yani Kur'an'ın icazı manevisidir. Kur'an'ın icazı manevisi mahluk mudur? Alemi şehadet cinsinden midir? Ama ne yapsın? Kur'an musaf olarak gözüktüğü gibi bu da sayfa olarak gözüküyor. Sayfa olarak gözükmesine külliyatındandır. Ona musaf olarak eskiler benim kuşaktakiler dedelerim ve babaannemin Kur'an demezdi. Oğlu musafımı getir derdi. Benim babaannem musaf derdi. Eskiler bilirdi bu farkı. Musaf. Kur'an nedir? Musafı. Yani Kur'an'ı okuyanda uyanandır. Herkesin kendi Kur'an'ı farklıdır. Herkes kendi Rabbi farklı olduğu gibi. Herkes kendi Rabbini görecek. Rabbul Alemini değil. Ama İsmi azama mazar olanlar görecektir. Rabbul Alemini. İsmi azama mazar olanlar görecek. Taf iyi misiniz? Bugün hepten durum iyi değil. İradeye girdik ya arkadaşlar evet, evet. Bugün, bugün, bütün orta, bütün zerratımla bütün kainatın zerrat ve mürekkebat adı edince yemin ediyorum ki burası burası değil buraya hep buraya baktığımız için burası burası zannediyoruz. Galaksi samanyolu olarak düşününce burasını nereye nispet ederek burası neresidir? Galaksiyi böyle samanyolu düşünün bakalım. Bu sonsuz fezada biz neredeyiz? Nereye nispet edeceksin? E ben neredeyim? Karşınızdayım. Size nispet ettim kendimi. Masanın önündeyim. Masayı kaldır, seni de kaldır. Ben neredeyim? Onu getir arkama dur. Masayı arka marka, önündeyken arkasındayım olacak. Samanyolu galaksisi itibariyle düşünürseniz güneş, dünya, güneş sistemi, galaksi, bizim semay dünya nerededir? Ustadı, ustad da ifade edeyim. E, 30. Lema'da kudret bahsinin en başında. Bir saray düşün diyor. Saray düşündün mü? Düşün düşün. Saray. İçinde bir şehir var. Şehrin içerisinde bir alem var. Bu saray nerede o zaman? Adama sormazlar mı? Bir saray düşün diyor saray. Sa hani bu binayı. Bu binayı düşünün abiler. Bu bina nerede? Bu bina, bu binanın içinde Arnavut köyü var. Binanın içinde. Arnavut köyün içinde İstanbul var. İstanbul'un içinde Türkiye var. Türkiye içinde dünya var. Onun içinde kainat var. Onun içinde eflak var. Bu, bu saray nerede? O saray benim. Yersiz yerim neresidir? O saray insandır. Yeri yoktur. Bütün alem onda dürülmüştür. Peki vücut istersen vücut nedir biliyor musun kainatın vücudu? İsrafil misaldır. 19 şu anlar. İsrafil'in vücut alicisidir. Biz bir İsrafil'in içindeyiz. Kainatın kalbi dünyadır der. Dünyaya göre ben bir hücreyim. O zaman el, ve bilim insan dediği gibi ilizyonda mıyız? Aynen öyleyiz. Kendi etrafımızdaki eşyayla kendimizi aldattık. İlizyondayız. Ustad diyor ki kainatın kalbi küre arzdır. Kalp küre arz ise ama yuvarlaktır diye oturdum düşündüm. Ustad niye kalbi küre yarza dedi de e, kutuplardan baskındır ama kalbe benzemiyor. Sonra okuduğum dünyanın içinde bir sürü boşluklar varmış. Onları çıkarttığın zaman aynı kalbe dönüşüyormuş. Sordum onu eyle. Boşalttım içindeki havaları. Bo Niçin boşluklar koymuş Allah? Madene kaysın diye. <laughs> küre yarz. Peki kainatın kalbi küreyaz. küre yarz. Küre o bu kalbe göre ben neyim? Bir hücre değil miyim? Ey hücreyi hü hü kübra diyor 32. sözde. Usta diyor ki hücreyi kübra. Biz hücre bizim hücre Hücreyi kübrayız arkadaşlar. Büyük hücreyiz. Biz kainatın bir hücresiyiz. Ustad 32. Sözde insana hücreyi kübra diyor. Boşaltma sistemi var, toplama sistemi var, lizozom var, libozom var, mitokondri var, DNA'sı var, RNA'sı var. Ey hücreyi kübra, biz hücreyiz hücre. Ali, biz e, akvaryumda balık niye dolaşıyor? Git hep gidiyorum. Hep gidiyorum. Okyanus diyormuş. Biz de aynı yerdeyiz. Ok Meydanı, Arnavutköy, Ok Meydanı, Arnavutköy. Ok Meydanı, Arnavutköy, Örnkmen Hep yaşıyoruz. Gidiyoruz da gidiyoruz. Aynı yerde. O akvaryum bu kadardı balın. Senin de ve benim de Ok Meydanı, Arnavutköy. Ok Meydanı, Arnavutköy. Mutfak tuvalet yatağı kiş. Mutfak tuvaleti aynı yerde. büyük Aldanmışız. Ne zaman bu derslerle çıkıyoruz akvaryumdan? Evet bilim insanı ilizyonda mıyız? Dedi ama çıkamıyor. Nereden biliyoruz? Ee, diyor ki mektubat 13. mektupta bu insanlığın %80'i bataklığa girmiş. %20'nin %80'i de uyanmış ama çıkamıyor. O %20'nin %20'si ki %4 yapar ancak onlar. Yani evet şu derslerle Kendimizi kendimizden çıkartıyoruz. Kendimizi kendimizle baş başa bırakmıyoruz. Çok büyük Kend bir rakam 104 ha. Evet. Çok, çok büyük. Çok büyük. Rakam. Evet. El yani o kadar fazla biz, biz çok şanslıyız. 80 sözler. Kafam böyle çalışmıyor. Sözler 80 desene. söz 80 sözler. Sonra aklımı düşününce sözler 80 diye de değiştiriyorum aklım devre olmadan 80 80 sözler diyor. Benim <laughs> tamamen şeyim yok. Akşam dediler ya sabah plak çalıyor. Kaç defa kalktım. Camları açtım. Ondan sonra dedim ya Allah Allah. Neyle <laughs> plak plak ondan sonra tek tek söylüyor. O plan düzeneyi komple kurandır. Her bir elma bir plaktır. O duyulmayan, gözükmeyen filmleri, sesleri dışarı eden pla konulan o iğne Risale-i Nur'dur. Ona hakikaten mi diye camı açtım. Yalan söylemiyorum. Baktım hakikaten sesler var mı? tuhaf ya. Şey vardı, sis vardı biraz. Hadi bakalım 80 sözler. Ve bütün mevcudatı baş başa, omuz omuza, el ele verdirip emir ve iradesi dairesinde. Bak emiri burada al. Döndürüp birbirine yardımcı ve musakhar kılmakla azameti rububiyetini gösteren. He, rububiyetin içinde ne varmış? Emir ve iradesi var. Kainatın patronu. Rububiyet. Rab. Allah acayip bir şey ya. Allah'tan ne anlıyoruz ya? Güzel bir şeymiş ama. Tamam söyle söyle iyi olur. İrade ve emir dedi ya. <laughs> azamet ve rububiyet e, de ayırmak lazım. Sanki. Azamet ve evet. Yani kim kime denk geliyor abi Nazım Bakayım baş başa omuz omuza. Emir, irade, Döndürüp birbirine yardımcı. Burada koymamış. Ama şimdi ona karışmayalım. Evet. Ge. Şey, azamet rububiyet değil abi. Yo gelmedi yok burada. Yok. Hayır, hayır, hayır. Azamet rububiyet gösteren. Azamet Rububiyeti. Evet. evet öyle mi? Hı -hı. Azamet rububiyet değil abi. Şimdi gidelim. Evet. Çünkü daha önce de bir irade dersi yapmıştık. Böyle bazen emiri ili şey kudret olarak. Kullanıyor. Hmm. Ya var. Daha var. Esas işte. Toha bir esas. Kaç sayfa? Hiç pek pek uğraşmamışız ki. iradeye çalışmışız ama. Çok yaptık ama hiç dokunulmamış gibi, gibi sayfalar var. Hmm. Bu da doğru. 108 Sözler Umum mevcudatın tanziminde eseri görünen ilmi ilahi ye ilmiyle şehadet eden bütün deliller hı. ve kainata tasarruf eden, kudreti ispat eden bütün burhanlar. Bak, delile bak. Delili nerede kullandı? İlmi ilahiye şehadet eden bütün deliller. Hı hı. Bana diyorlar, delille buranı niye ayırıyorsun? Lugat aynı. Hı hı. Ustad bak. Diyor ki, umum mevcudatı tanziminde eseri görünen ilmi ilahiye şehadet eden bütün deliller. Şimdi bak, kainata tasarruf eden, kudreti ispat eden bütün burhanlar. Bak ne kadar farklı dağlar kadar. Ve burhanla delili lugat aynı. Kainata kainat. tasarruf eden, kudreti ispat eden bütün burhanlar. Ve, yani, ile, uluye ve, uluye ve Abi dur, bitirelim metni. Ve tanzim ve idare-i kainatta hüküm ferma olan irade ve meşiyet, meşiyeti ispat eden bütün ücretler ve üç tane, tane. kelam-ı Rabbani ve vahi ilahinin medarı olan risaletleri ispat eden bütün alametler, mucizeler ve Metin bitti. Mükemmel bir yer. Evet, çok tamam. Şimdi kalem kağıt var. Ve... Umu mevcudatın tanziminde eseri görünen ilmi ilahi. Tanzimde ilim. Tanzimde ilim. Kainata tasarruf eden kudret, tasarrufta kudret, tanzimde ilim, tanzimi ilim yapar, tasarrufu kudret yapar, tanzim ve idare-i kainatta hüküm ferma olan irade ve meş'i etmiş. Tanzimi irade, evet. evet. Kelam-ı Rabbani vahiy ilahi risal etmiş. Burada yazmama gerek yok görüyorsunuz. Ee, Kelam-ı Rabbani ve vahiy ilahi risale azamın ediyor. <laughs> Kim bu kelam ilahiye, vahiy ilahiye mazar olursa risaleti omuzuna almış demektir. Devam ediyor. Daha bitmedi abiler. Devamında diyor ki ihtiyar ve irade varsa hayatı hayatı gösterir. Demek ki ihtiyar ve irade hayatı gösteriyormuş. Devamında diyor ki nokta 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 bir sürü yazı var orada. Bu kainatta asarı vücutları muhakkak ve bedihi olan kudreti mutlaka bir, iki, irade-i şamile, üç, ilmi muhit gibi sıfatlar. He. diyor ki kudreti mutlaka sınırsız ve sonsuz kudret güç demektir. İrade-i şamile her şeyi kuşatan sonsuz irade, ilmi muhit. Her şeyi kuşatan sonsuz ilim. Her şeyi kuşatan sonsuz ilim. Bu lugatidir. Yani e, mesela olan ilimdir. Olduğunu bilmek iradedir. Allah Allah. Anladın mı? irade ile ilmi daha önce de konuştuk dersin başında ilim onu tekrar ettim. Olan olan olmuş olan ilim dönüşendir. Dönüştüğünü bilen iradedir. Çok tuhaf şeyler oluyor. Bu bizim gezegende tuhaf şeyler oluyor. Onlar abiler şekil gelecek. Şekli çizeceğiz. Bunlar hep malzeme. Malzeme topluyoruz, malzeme topluyoruz. Sonra patlatacağız inşallah. 128 sözler. Mesela sen cüz iktidarın. Saat kaç? Daha var değil mi? Çok iyi. Mesela sen cüz iktidarın ve cüz ilmin ve cüz iraden ile bu ile bu haneyi muntazam yaptığından şu kasrı alemin senin ha hanenden büyüklüğü derecesinde mesela metin bitti cüzi iraden diyor cüzi demek cüzi ne demek küçük sınırlı küllinin bir parçası adeta küllinin insandaki tayin ve teşahhusudur burada girmemiş ama ben bir parça gireyim abiler <laughs> Dehri Hoca sormuştu. Nereden kazarsan kaz dedi, cebir var dedi. Hasan kardeş hususi istedi Çünkü yaratılanla yaratanı çeşit olur mu dedi. Ne yaparsan yap bana kaderde cebir var dedi. Yani ister istemez olmakta olanız dedi. Bunu şey yapacağız. Hocam dedim çantamda defter var kağıt getireyim çizerek göstereyim. Bak burada lazım. Kardeşler, Allah'ın iradesi cebir olur mu? Yok. Ee, şöyle yapalım. Sırayla gidelim. Şöyle. Çok mühim ya. Mahiyeti, zatiyesi bilmiyoruz. Bilmiyor yazmıyorum. şunat zatisi bizde ruh daki şefkat-ı mukadese muhavvet-i münezze sefk-i mukadese, şefk-i mukadese lezit-i mukadese memlet-i mukadese, iftihar-ı mukadese bunlara latife deniliyor. Tamam Bizde var. Biliyoruz. Tamam Bu Bunun dışarıya Allah Kainatı yaratmadan önce ne yapıyordu? Mayeti zatiyesi, şunatı zatiyesine, şunatı zatiyesi de sıfatı su bu tiyeye tecelli ediyordu. Sıfatı subutiye de e, vücut Vesa, e, subutiye mi yazdım ben? Evet, Tamam bu niye böyle? Ama koymuş ha. Zati niye atladık? Zati olacak. Vücut, beka vesaire biliniyor. En önemlisi ne biliyor musunuz? Burada en önemlisi derken e, sıfat-ı zatiyede muhalefetün lilavadis var ya sıfat-ı zatiye bize tecelli edince ne yapıyor? Sıfat, Muhalefetun lil ne demektir? Lugat, şey. Yaratıyor ama kimseye benzemiyor. Bizde nasıl gözüküyor biliyor musun? Her şey bizimle tanımlanıyor ama biz her şeyi muhalefet etmişiz. Evet hiçbir şey değiliz biz. Bütün varlık benimle tanımlanır. Merkezde pergel benim. Demir o pergelin incesi bana bana konmuş. Dokuzuncu söz. Her şey benimle tanımlanmış. Ama ben her şeyi muhalefet etmişim. Hiçbir şeye benzemem. Çünkü ben sırrı insanım. Muhalefet etmişim. E, ee, zatiyesi sıfatı zatiye tecelli ediyordu. Sıfatı zatiye, sıfatı şey, şunatı sıf e, Şunatı zatiyeye zatiye, sıfatı zatiye sıfatı zatiye sıfatı subutiyeye bu da ilim, irade ve vs. 7 tane. Tamam. Bu da sıfat-ı subutiye esmai ilahiyelere diyelim. Zatiyeler var. Esmai zatiyeler var. Esmai ilahiyeler var. Esmai fiiliyeler var. Tamam. Üç tane saymıyorum. İlahiye diyeyim ila i. Şimdi ne diyeceğim? Dedi ya cebir kokuyor. İrade nerededir abiler burada? Şurada. Peki irade ilim ilim arasında fark o olduğuma dönüşmek ilim, dönüştüğümü bilmek irade. Ben benim iradedir. Tamam Şimdi şeyde vicdanda irade var ya. Dokuzuncu sayfa şu alarda diyor ki Cenab-ı Hakk'ın İyâ ve İyâ kenâ Aynı böyle geçiyor bu ayet. İyâ kenâbudu ve İyâ diye diyebilen de Allah'ın sıfatları taayyül eder diyor. Ne demek? Namazdayım. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Kim o? Ben, sen, o. Üçüncü tekil şahıs. Ben, sen, o. Elhamdülillah Rabbil alemin. O alemin Rabbidir. Başka? Er-Rahmanir-Rahim. O, Rahman ve Rahim'dir o. Maliki yevmiddin. O, ahiret gününün sahibidir. Ben, sen, o. Kaçırma. Üç. İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nesta'in. O mudur? Sen. Sana ibadet ederim. Sana ibadet ederim. Onun için senle ibadet ettiğim için senden yardım istiyor. Ne oldu? Ben, sen, o. Ga şeydi, gaybane hitaptı. İyâke ne'abüdü'ye kadar. Ben, sen, o. O alemlerin Rabbidir. Elhamdülillah Rabbim. O, o Rahman Rahim'dir. O ahiretin sahibidir. O. Şimdi geldi karşıma. Karşımdakine o denilir mi? O. Aa geldi buna. Mehmet kardeşim sen. en Enente. Ben ve sen. İyi ya kenabudu ve ya kenesteyin hazırhaneye çıktım. Oraya gelene kadar namazda gaybaneydim. Ayet-i Kübra'nın birinci mertebesi bu. İyâ budu ve iyâ bil müşahadet var ya bir şahadeti oldu. Şahadeti geldi muhataba oldu. Muhataba olunca ben sen. Tamam? Şimdi iyi ya kenabudu ve ya kenesteyin diye bilene gaybaneden hazırane çıkabilene diyor 9. sayfa şu alarda. O Allah'ın sıfatları ...taayun ve teşahhus eder diyor. Yani Pist olursan uçak iner. Yoksa dolaşır dolaşır pist yoksa çekip gider uçak. Ha. İyâke nabudu ve iyâke nesteyn diyene sıfatlar taayyün eder. O zaman iradedeki şey vicdandaki irade Allah'ın iradesinin taayyün ve teşahhus olduğundan benim değildir. Ben de değildim. Değil de değildir. Değildir, değil de değildir. Onun için cebir değildir. Aa, anladınız. O eğer ihtiyar olsa cebir olur. Ne olur buraya bir şey yapma, kaçırmayın. Vicdandaki irade Allah'ın iradesinin taayyum ve teşahhusudur. Lugat verme. Vicdandaki irade Allah'ın orada söylüyor. Kelamda orada geçiyor ikisi. Ta'yun ve teşahhusudur. Kim de olur? İyya kenabudu ve ya kenesteyn diyebilen de ya ken Allah'ın sıfat ta'yun ve teşahhus eder. o zaman mesela bir tanesini yapayım fiilde. Ya Zeynel Abidin veya i̇mam Bakır radıyallahu anh. O şey yaptı namazında. Cemaat arkasında namaz kıldırıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Tamam. Rahim Maliki Yevmiddin. Demiş. Duruyor. Debe, debeleniyor. Püf, diyemiyor. Ağlıyor. Böyle kaldı kaldı kaldı. Cemaatler kadar. Sonra hayli zaman sonra. İya ne'abdu ve iyâke nesta'in diyebilmiş. Sonra ona dediler ki ne oldu? Niye diyemedin? Niye devam edemedin? Gaybane rahatça dedim. Rahatça dedim. Allah o alemlerin Rabbine hamdolsun. Sonra mer yaşamış. Huzuru ilahi çıktım diyor. Ben sana ibadet sen sana ben yalnız sana ibadet ediyorum diyeceğim ama hadi oradan riyakar sen bana mı iman ediyordun? Bana mı itikat ediyordun? Bir sürü putların var. Bir sürü, bir sürü ilah edindiklerim var. Denmesinden, yüzüme vurulmasından korktuğum için diyemedim. Ama ben o haldeyken Allah kendisi onayladı. De dedi. Tamam sen de. O de dediği için diyebildim ve dedim diyor. Onaylandığım için onayladım dedi. Hani var ya hadiste sevdirtilmezse sevemezsin. Allah sevdirtiyor sonra seviyorsun. İşte o irade de onaylandıktan sonra onaylandıktan sonra onaylayabiliyorsun. Onun için cebiliyorum. Peki dedik Hasan kardeş bu ya kena bu kullandık sıbatta kalktı öyle gözleri doldu. Allah Allah. Bu burada mı ya dedi? Aa bak hocam bak burada yazıyor. Bu nasıl böyle hem çok açık hem çok kapalı bilmiyorum ki dedi. Böyle ancak asıl İmam Müceddit'in kitabında olur. Çok açık olacak. Çok kapalı olacak. Bak orada. Bunu söylediğim zaman şey dedi ki X bir tanesi Hasan kardeş. Buyur abi. Lan dedi ne güzel külliyat anlamıştık. Her şeyi çözdük. Lan ben okuyorum hep anlıyorum. Seni dinliyorum o metne bakıyorum hiçbir şey anlamıyorum. Diyor. Abi külliyata da öyle yazıyor 25. sözde. Sehli mümtenidir diyor. Se çok kolay. Ama ilk okuduğun zaman çok kolay. Cahil cesur olur Sonra bunun ne nesidir ya bu dediğin zaman mümteni olur. İşte işte ben mi uydurdum? Bunlar var. Ha, irade ee, sıfatı ne diyor orada? Orada demiyor mu? Orada tayin ve demiyor mu? Bir Allah'ın kulu demeyecek mi ya bu tayin ve nedir ya? Demezsin. Çünkü lazım değil. Kim diyebilir? İyâ kenâbudu ve yâ kenesteyn e, gaybâne şahadetten hazırane şahadete geçebilen sorar. Tın tın ederse. Baksana oraya kadar gelmiş imam. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Errahman Rahim. Maliki humindin. Onaylanmak istemiş ki onaylayayım. Dettirilsin ki diyeyim dedi. Ötekisi de İmam Bakır'dı galiba. Zeynel abi değil mi? Ebiyan Kerpiç. Namazdadır. Bütün köylü uçuşmuş. Yangın geldi geldi. Kıldı, kılarken orada sönüyor. Ondan sonra ev yanmıyor. Evin ortası yanıyor, yarısı yanmıyor. Ama hala namazda. Hiçbir şey anlamıyor. Yalan mı bunlar? Köylü bir bakıyor, bir anda sönmüş. Ya imam, bu alevleri, yangını duymadım, mı, görmedin mi ya? Sen bize ders veriyorsun, namaz o zaman bozabilirsin öyle bir yangının karşısındaydım ki diyor bu yangını görmedim. Yani düşünce demiyor. Hazreti Ali'nin dediği gibi görmediğim Allah'a ibadet etmem dedi. Ha görmediğim Rabbim dedi. Evet. Kahveyi bir ara verip su içmek lazım. Devam. <laughs> Sözler 128. <laughs> ha okuduk. Okuduk. Ha ne niçin bunu yaptık? Cüzi demek, cüzi irade demek. O iradenin tayin ve teşahhus etmiş hali. Tamam abiler. Bir daha. Ya Kenabu ya diyebilen de o irade ilahiye bende ne oluyor? Cüzisi veya cüz cüz veya cüzisi olur. Cüzisi olur. Olur. Cüz olmaz, cüzisi olur. Cüzisi oldu. Ne demek? O irade mahluk değildir ama vacip de değildir. Nedir o? Vicdandaki tayin ve teşahhusudur. O cihette biz mutlak oluruz. Verilmemiş, verilmemiş de verilmemiş. Hem verilmiş hem verilmemiş. Öyle. Sözler 131. Ee, i̇rade, şimdi her şeye rengini verenin kendi rengi yoktur. Değil evet. Mi abi? Esma'nın değil mi? Evet. evet. Şimdi iradenin de bir e, tecellisi var bize. İrade tecelli ettiği zaman e... gözükenle gözüken etmeden ki kendisi aynı değildir. Şöyle mesela göze bakarak elde edilen ilim var. Çiçeğe bakarak elde edilen ilimle o çiçek yok iken yokluktan onu yaratan ilim ile çiçeğe bakarak elde ettiğim ilim hiç alakası yok. Evet. Bizim beşeri ilim böyle. Çiçeğe bakarak elde ettiğimiz ilimle yokluktan, Adem'i sırftan yaratan Allah'ın çiçeği yapmakta kullandığı ilimle var olan çiçekten aldığımız ilim hiç alakası Mesela burada diyor ki, 29. her zaman okuduğumuz yer işte. Mesela kün emre mümkün mümkünatın itaatı ve imtisalinde yine iradenin tecellisi olan meyil, ihtiyaç, Şek ve İrade, iradenin içinde ne var? İrade kendisini evameli tekmini olarak gözükür. Evameli tekmini içinde ne var? Karpuz gibi kes. İm. Kotla başla. İhtiyaç. İhtiyaç. incizap, Meyil. Dördü ne yapar? Evameli tekmini. Evameli tekmini kimin dişe vuruşu diyor? İrade. Anladınız mı abiler? Ha? Bak. De, den bu Evamiri bu Tekminiye. tekminiiye bu Eiri tekniiyeden de 1 2 3 4 iyi bu ezberleyensin diye ihtiyaç ihtiyak ihtiyak inci zab inci zab meil o dördü zaten kaderdir ya dün akşam şöyleydi ya Ali. Gece iplik ki ipliktir. Gündüz iplik beyazdı. Siyah. Tamam abi. Onu mekiye koy. Mekik güneştir. Bunlarla bunlarla dokunan kumaşa kader. Bu kumaşı sen nasıl biçersen o da iradeyle yaparsın. Peki gece iplik, gündüz iplik, güneş mekik, kumaş nedir? Elma, armut, halı fleks bunun yerine ot Çim. Sana verilen her şeyi göz, kulak, beden, ağaç, deniz, tepe, çiçek bunlar hepsi halice eder. Buna ustad mensucattır der. Mensucatı sanatı ilahi ilahiyeler yapılıyor diyor. Mensucat sanat. Mensucat. E, mensucat deyince ekmek alır mısınız mensucat dükkanına? Mensucat. Mesela tuhafiye ne demiş? Tuhaf hakikaten her şey orada. Tuhaf. Mensucat nesçe dilmiş. Kumaş. Haliflex. Ha, haliflex. Yani çim. Ağaçlar hepsi. Mensucat. Yani nesçe dilmiş. Kumaş. Kendini istersen şort yap. İstersen şalvar yap, kumaş. O mensucat nedir? Kaderdir. Kader elbisesidir. Kader kumaşıdır. Kumaş kaderdir. Kader kumaşını kim dokumuş? Gece ve gündüz iplikleriyle güneş dokumuş. Mensucatı sanat-ı ilahiyeden. Ben neden ee, mesul oluyorum veya bundan dolayı ben neden ödüllendiriliyorum? Gibi. Açtı açtı. İhtiyar, irade... Biraz da ileri giderseniz, biraz da ileri giderseniz ya, ne yok, yok. ne, hesa i̇rade, e, ne hesap ne hesap e, veriliyor, e. ne de ödüllendirme oluyor. İ İradede tercih yok ama irade tercih ediliyor. Evet. Te bak, evet. irade tercih şöyle değil, tercih ihtiyardır, evet. dışsaldır, evet. İrade içsel yapılandırmadır. Seni yapılandırır. İç melekut, yani melekütte irade, mülkte ihtiyar. Bak, irade, Biraz yani da gideyim. Bir bir Enfüste, melekütte akıl, mülkte zeka. Şey. Anladınız bunu da? <laughs> melekütte akıl, mülkte zeka. Akıl evet, yani vahye baktığı için. Mülkte zeka. Devam ediyorum. Sözler 131. Sonra onun eserine bir mükafat olarak her bir harfine mukabil. Tükenmez senesinden on altın verilsin irade etti. Ona irade etti. Nefsül emirdekine vücuda çıkmış olanlara çıkacaklara şamildir. İrade etti ama olmadıysa irade değil ihtiyar etti. Çünkü İlim, kudret, irade gayrimünfektir berzah beraberdirler. Yani bir şey mahluk olacaksa illeti tamel lazım. Mesela bir şey mahluk olabilmesi için yazıyorum. Bir şey mahluk olabilmesi için İlleti, illeti tamme lazım. İlleti tamme. Lugatta illeti tamme dörttür. Abdullah Eyni abinin lugatlarını yazıyor ya. İlmi kelam. İşte Risale-i Risale izah etmesen burada töközlersin. En bariz. Nedir o? Yazmama gerek yok lugatta. İlleti tamme. İlle-i failiye. Yani zatın var olması. Allah ille gayesi lazım. Onun gayesi lazım. Yapacağın şeyin ille süriyesi lazım. İlle-i maddiye. Bir daha söylüyorum lugatta. Gayetten konuşmuyorum. İlle-i failiye, ille gaye, İlle-i i̇lle süriye, İlle-i maddiye. Risale-i Nur'da ise illeti tamme illeti tamme bir, iki, üç, Üç, üç tane. İlim, irade, kudret, eğer bunu Kader Risalesi'nde geçiyor. 478 veya 476. Eğer lugatla okursan hep kaderi okursun okur. Oğlum bina okur. Döner döner bina okur. Sonra hem şey yapar. Ama ustad buna lüzum vücub zaruret diyor. İlim, irade, kudret lüzum vücub zaruret. Denk geliyor. Evet. Külliyatın hocası külliyattır. Hocalık olamaz. Küllat. Şu şu nasıl bir şey ya? İplik olur mu gece ya? Bu böyle bir misal olur mu? Kaçıncı sayfadaydı hatırlayan var mı? Sözler. 382. 400, 432. Bak bakayım. 432 zannediyor. Yok görmüyorum. Böyle görüyorum evet. Hayalimde sayfanın altında böyle. Yok birinin kalbinden geçti ki acaba bu nerede yazıyor? Risale orada var mı? Onu susturuyor Hasan abi. Siz aleminizde farklı bir şey düşünebilirsiniz. Çok tuhaf ya. Tabii tabii söylemez. 478 de var. Şey 378 de var. Aç bakayım. 378. Evet, 378. Oku. Evet, oku. Beşerin zihni gece ve gündüz, kış ve yaz sayfelerine çevirir. Ve o sayfelerde yazılan hadisatın satırlarına nazar dikkati celbeder. Evet, Kur'an güneşten, güneş için bahsetmiyor. <laughs> Belki onu ışıklandıran e, zat için bahsediyor hem güneşin insana lüzumsuz olan mahiyetinden bahsetmiyor, belki güneşin vazifesinden bahsediyor. Heh. ki sanatı Rabbani o kadar ki intizamına bir zemberek Heh. ve hilkat-ı Rabbaniye'nin nakşına bir merkez hı hı. hem nakkaş-ı gece ve gündüz ipleriyle dokunan gece ve gündüz ipleriyle dokunan eşyasındaki sanat, Sanat Rabbani'nin insicamına bir mekik. Kim güneş. güneş. Gece ve gündüz ipliklerine sanatı sanatı ne diyor sanatım Rabbani mi diyor? Dokunan eşyadaki sanat Rabbani. Evet. Dokunan mekiktir Güneş. Evet. Ya sözler. 378 Gece ve gündüz iplerle dokunan eşyadaki sanat Rabbani'nin insicamına bir mekik vazifesi yapıyor. Hı. Evet, doğrusu bir. Gece ve gündüz iplerle dokunan eşyadaki sanat Rabbani'nin insicamına Ama misale bak ya. Gece ip olur mu? Gündüz ip olur mu ya? Bu nasıl tefekkür? Nasıl bir ihata? Nasıl maddeden tecrübe edip de, böyle dünya böyle ya, dünya böyle, güneş burada. E iplik e, uzaktan bak yarısı siyah, dünya yarısı beyaz ya dünya. Çeviriliyor, beyaz siyah, siyah beyaz oluyor. İplerle, burası siyah ip gözükmüyor, burası beyaz gözüküyor ağaçlarlar, tepeler, okyanuslar dönüyor falan. Sonra bakıyorsun, o iplerle aynı zamanda kış yaz sonbahar ilk yaz şeyler oluyor. Nasıl bir tefekkür ya usta? Burada. Ama buralı değil bu adam. Uğramış. Dünyaya biraz uğramış. Bizim gezegene biraz uğramış. 160 sözler, şualar 3, şey 529 aynı yer. Veya beraber aynı mana hizmet ediyor. Ve bak bir daha sözler 160. <laughs> şualar 529. Aynen öyle de emr ve iradenin bir arşı olan havanın rüzgarın her bir parçası bitti metin. Tercih de değil nefs-i emirde iradeyi kullanıyor. Yani fiilden önce sonra değil bu da çok ilginç. Bak tercih değil. Nefs-i emirde irade kullanıyor. Nefs-i emirde. Yani fiilden önce sonra değil Fiilde kullanıyor iradeyi. Yani fiil ve sonrası ihtiyar. Fiilden önce kullanıyor iradeyi. Fiilden önce imam ı Mubin var. Kitab-ı Mubin fiil olarak var ki irade fiilden önce sonra değil fiilin ta kendisi. İrade, kitabı bin. Bak Kitab-ı Mubin fiil olarak var ki İrade de fiilden önce sonra değil, fiilin ta kendisi. Yani şöyle baktığın zaman bu nedir? Kalem. Niye armut demedin? Bu irade işte. Fiilden önce oldu. Sonra fiile mahluk diye baktığın zaman o zaman kudret fiilden önce olması imam mübin olduğunu iktiza etmez mi? Mazi mustakbel o program, ilim, irade, şey emirdir. Fiilden önce fiil. bir kitabı mübin oluyor Yani. Ama fiil burada. Nefsi emir. İmam mübin emir değil. Yani. Ha, tamam. Anladın mı? Tamam, tamam. Şimdi sözler 162. Burada bir sorun var ee, mu acaba diye şey yapmışım. Şuraya, şuraya ne takıl, ne yazılacak? Ama yazmışım acaba diye demişim. Görüyor musunuz defteri 245? Demek şöyle. İlime şöyle yazmışım abiler. İlime lüzum. Vücub zaruret. mu acaba? Vücub ilim olmaz mı? He? Vücub ilim olur. Vücub lüzum zaruret olur. Orada sıra naz ı de e herhalde böyle bir şey... E, Vücub yani vacip. Evet vacip Şay ona ilim olur yani. İrade değil. Lüzum olur irade. <laughs> lüzum. Bak şimdi. Ee, zatı sıfatı düşün. Bir de subuti sıfatı düşün. Çok yönlü düşünerek bunu şey yaptım ama zaten soru işareti koydum. Yani e, değişebilir demişim. Ama e, o zamanki şeyimle bakayım biraz gidelim. Bakayım ne çıkacak. Dur okuyalım. Sözler 162. Demek ya her bir zerre ve her bir parça havada bir nihayetsiz bir hikmet, iki nihayetsiz bir ilmi, üç İrades, iradesi ve kudreti. Dört. Kudreti. Ha kuvvet. İradesi ve kuvveti. Dört. Kaç ise kudreti. Beş. Bütün zerrata hakimi mutlak bir hassaları. Hepsini cem edersek bulunmak lazımdır ki bu işler meden olabilsin. Burada da nefsül emirde iradeyi kullanıyor. Yani vücutta kullanılıyor. Gene yani nefsül emir olması için illeti tamme şıklarından illeti tamme olması için ilim, irade, kudret var. İlme lüzum, iradeye vücub, kudrete zavret denmiş mi acaba diye. İleriki sayfalara hadi gidelim bakalım. Yani <laughs> şu yer değişebilir mi diye. O kadar şey değil. İlleti tam değişecek ileride. Herhalde zannediyorum çünkü o kafaya koymuşuz demek. Ee, gidiyor yani. İrade çok var. Hep böyle şey takılmıştık bir seneden beri his yaptık ya. İlleti tahminin bir unsuru, illeti tahmin biliyorsunuz. İlim, irade, kudretin bir araya gelince bu ağaca ne denilir? Nefsül emir. Yani emrin nefis, nefis hali. İlleti tamelin bir unsuru yoksa irade var, vücudu var değil. İrade vücut için yetmez. İrade vücut için yetmez. Kudret ve ilim de lazım. Evet. Geçiyorum. Sözler 174. Zelzeleyi irade ettiği vakit bazen de bir madeni hareket bir, bir madeni harekete emretip ateşlendiriyor. Nokta 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 bir sürü yer atladım. Aynen öyle de Kadir-i Zülcelal'in bir memuru. Belki bir gemisi bir tayya, tayyaresi olan küre arzın içine içinde bulunan ve hikmet ve irade ile ittihar edilen bir bombayı ehli ehli gaflet ve tuğyanı uyandırmak için ateşlendir diye olan emri Rabbani'yi unutmak ve tabiata saplanmak hamakatın en eşneğidir. Bitti. Metinde ne dedi? İlim ve irade ile hazırlanıyormuş. Ateşlendir tabiriyle de emrediyor. diyor. Burada ilim ve irade fiilden öncedir ve fiil ile beraberdir aynı zamanda. İlim irade. Emir irade değildir. Ateşlendir tabiriyle hükümdür. Sonuçtur. Yani emirsiz sonuç yok. Ama ilim irade olduğu halde sonuç olmak lazım değildir. İlim irade var. Bak ama mahluk yok. Emir yok çünkü. Emir lazım. Onun için e, İmam-ı Mubin nedir? İlim emir. Kitabımın bin irade kudret. E, i̇lim irade var ama sonuç yok. Emir yok çünkü. Emir yok. Allahu alem emir emir halde. Yani e, Allah alem emir halde. Yani şimdiki kudde şu şede şimdiki zamanda nefsil emirde. Yani bir şey ilim var, irade var ama mahluk yok. Kalem yok kalem olabilmesi için ilim lazım, irade lazım, emir lazım. O zaman emir olsun ki hal olsun. O zaman emir de hal var. İrade ise fiilden önce ve fiil ile beraberdir der. Fiil ile beraberdir. Emir anda görünüyor. Zelzeleyi irade ettiği vakit Adem'den zahiri vücuttan irade taluk ediyor. Emir varadır emir varadır. Adem diyen vücudu hariciyeye irade ile çık. Adem'den vücuda çık. 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 Evet. İrade subutu sıfattandır. Emir zatı sıfattan. Tekvinin içinde. Yoka diyor. İrade ise vara diyor. Evet. İrade var, vardan çık diyor. Çünkü subuti sıfatı sayıyorum. İlim, irade, sen, basar, kudret, kelam. Zatı sıfatı sayıyorum. Vücut, kıdem, beka, vaktaniyet, e, muhalefetun nilavadis, e, kıyam bi, kıyamı bir nefsi, bir de tekmin. Heh, zatı şurada, subuti sıfat. İrade, irade, ilim, kudret, vardan yapıyor. Tekmin ise, Yoktan Ademden veya Ademi sırftan emre diyor çık veya e, tekminle yapıyor kudret vardan yapıyor tekmin yoktan yapıyor irade vardan tercih ediyor e, emir ise yoktan tercih ediyor ha? oldu mu abiler biraz zor oldu ama evet. göstermeye gerek yok. Hasan abi, abi irade yani. sıfattır. Esmaların sıfatları arasında irade bulunur mu acaba? Esmaların arasında murittir. Murit işte esma seviyesinde irade. Hmm. Yani irade sıfıtı sıfat ya kendisini esma olarak murit. Şöyle diyeyim. Hmm. Sıfı, Sıfatı sıfıtı eden ilim esma ne? Alim. Ee, sıfatı subuti sıfatı eden hay esma muhi. Ama esmada mümit var, meft var. Meft esmadır. Ama meftle alakalı sıfatı subutiyete meft yok. yok. Çünkü mutlak değil. Meft bu kadarsa hay sonsuzdur. O zaman hay mefti iade etmişse meft niye var hayın içinde? Hayı mertebelendirmek için. Peki ne demektir? Biz bu dünyada hayatın suretini yaşıyoruz. Bedensel. Kaç sene, 60 sene, 70 sene. Yani o gözün ömrü, kulağın, vücudumun ömrü hayatın suretidir. Gir içeriye. Hayatın kanuneti içeridedir. Aklın, kalbin ve ruhun derece hayatı der ustad. Hayatın hakikati ise ahirettir. Mayet ise haydir. Kardeşler bunu bir <laughs> Onun için ölümden korkma kardeşim. Suretten hakikata doğacaksın. Bir daha. Evet. Ölüm neymiş? Mert neymiş? Bedensel hayattan asla hayatına. Sürgün memleketinden biz sürgünün çocuklarıyız. Biz sürülmüşüz. Cennetten sürülmüş bir babanın torunları değil miyiz? Evet. Vatan asıllerine döneceksiniz. Ey insanlar demiyor mu 20. mektupta? Vatan aslı neresidir? Cennet, biz e, askerlikte yapanlar bilir. Sürgün yediniz mi? Sürgün yeğenler bilir. Burası sürgün yeri. Diyor ki, ey ee insanlar diyor, vatan askine döndürüleceksiniz diyor mefte. Kızarak sürgün yedik, severek vatan askine gideceğiz. Hmm. Cennettenin aşağı dedik. Payitahtına döndürüleceksiniz diyor. Vatan aslını size döndürüleceksiniz. Biz bat, sürgün yiyen dedenin çocuklarıyız. O koy. Abi gafil. Ya sürgün yemişiz biz. Sürgünün evlatları. Allah Allah. Tavziftir diyor. Niye geldi Adem Aleyhisselam? Tavzif, ceza değil. Vazife, gel. Sürgün yedik ama git vazife yap. Vay be. Evet. evet hayatın, yapalım. Yer yok. Şuraya yazayım. Hayatın sureti. Ama ondan sonra devam edemiyorsun ki. Ama yazayım. Olsun. Kanuniyeti. Bunu bilmeyen ölüm o ölüm korkusun gırdamından kurtulamaz. Mümkün değil. Mümkün değil. Ne yaparsan yap hep teselli olur. Hakikati mahiyeti. Tamam. Suretini yazayım. Mevt'tir. Meft. Bedenseldir. Bedenedir. Ve meft esmadır. Arkadaşlar ne olur? Sıbıtı sıfatı bir daha sayalım. İlim, irade, sem, basar, kudret, kelam, Hayat. Meft var mı? Evet. Meft nerede? İn aşağıya. Esmada. Meft. Yuhi ve yumit. Ve vala diyor. Evet. Yuhi ve yumit. Meft esmadır. Şurada. Evet. Hay sıfattır. Aşkındır. Yani amdır. İata evet. etmiş. O zaman meftin ne işi var bunun içinde? Sonsuzluk içinde. Sonsuzluğu mertebelendirmek için. Cebrail'in de ömrü var. Azrail'in de ömrü var. Azel de ölecek. Ondan sonra çiçeklerin var. Bir saniye yaşayan var. On saniye. Bir saniye denizde yaşayanlar var. On sene yaşayan var. Bu dünyada bin sene yaşayan oldu ya. Şedat, Namussuz. Yaşamış. 350 sene yaşamış. Bu hay onda niye tecelli farklı olmuş bizde? Mevt hayatı mertebelendirmiş bizde. Allah Resulü 63 yapmış. Kim yapmış hayatı mutlak mertebesinden, mutlakiyetten mertebelendiren nedir? Mefttir. O zaman meft kimedir? Suretedir. Bedenedir. Esmadır. Tamam. Şey olmasın abi ya. Sanki suret ölüm gibi duruyor. Zaten nedir? Kanuniyet meftir. Kardeşim hayat bir sayfe, ömür bir kalem yazıyorsun. Tamam. Ecel nedir? Çıkış sebebin. Kanserle mi çıktın? Trafik kazasıyla. Askerliği neyle yaptın? Ben köprücü bölüydüm. <laughs> Kademeciydim. Terisimle öyle yazar. Teris demek bu adam ne yap neciydi? Teris teskeresine vazife. Ha bu adam alim şahadetten alim gayba neyle geldi? Kanserle gelmiş. Tamam? Adam şehitlikle gelmiş. Adam talebi ulumla gelmiş. Adam ilim tahsil ederken vefat etti Kur'an okurken. Neyle gelmiş? Namaz kılarken gelmiş. Aydar. Tamam. Demek hayatın sureti bedenedir. Kanuniyeti nedir? Burayı yapsam karışır mı? Kalbin ve ruhun derece hayatıdır. Kalbin ve ruhun dereceyi hayatıdır. Tamam mı abiler? Her şeyin hakikati İnsanda kalptir ya maiyeti. Kalbime durum Bizzati bu hakikati hay. Hay. Şey muhi tobe. Muhi esması. Muhi esması. Maiyeti ise hay sıfatı. O zaman arkadaşlar hayatın her şeyin ama bak bir daha her şeyin her şeyin her şeyin sureti alem-i şahadet onun komprimi, kulasası feristisi beden. Alem-i şahadet var ya mesela şöyle yapalım. Portakal al, meyve sıkacağına koy. Kivi koy. Havucu koy. Özel aldın mı? Hepsi karma yaptın mı abi bir bardak? Hepsi aynı oranda var mı? Heh. Alemi şahadeti makineye koyar mısın Gafur? Domuz, domuz yılan, kadın, erkek, sağ, sol, karanlık, aydınlık. Alemi şahadet. Taş, toprak, ölü, diri. Al. Beden. Beden. Ben kimim? Ben bunu kullanıyorum bu adamı. Ben bu adamı kullanıyorum. At gibi binmişim. Arabaya bindim, sürüyorum diye. Araba mıyım ben? Bunu da kullanıyorum da hangisi bu ne neresi benim? Hiç bilmiyorum. bu bu ayak benim şimdi? Neyim lan? Hiç merak etmiyor mu? Bu ne nasıl bilmiyor? İhtiyacın, iştiyakın, incizabın ve meyillerinin an be an olan karşılığı. Evet. İhti i̇htiyak, incizab, ihtiyaç, meyilimin taayyunu. Kardeşim buna ben diyorum ya. Bunun da buradan kalkmasına da vay ben öldüm. Tabii ki böyle olsun da ki biraz adam oluruz adam oluruz da biraz korkutalım da. Şey çok enteresan ya abi ya. Yani hayatın suretinin mert olması çok acayip bir şey ya. Evet. Ey diyor bak. Doğru. Vatanı aslinize döndürüleceksiniz diyor. Ce cenaze evlerinde okuyor, okuyoruz ya. Nurcular okuyor 20. mektupta. La ilahe illallah vahdehu la şerike lehül ve lehül ve ümit ve ileyhil masir. Kelimesini. <gülüyor> vatanı aslinize döndürüleceksiniz. Lan suretten hakikate geçiriyoruz. Vay adam öldü. Bak başıma gelen. Bu dersler, enfusi dersler insanı ne yapar? Başka dünya yaşarsın. Diyor ki bunu halk ne zaman anlar? Ama, avam vefat edince. Vay bir suretteydik. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki avamın beklediği ahiretteki hakikatler havas dünyada yaşar diyor onu. Bilir demiyor. Ya. Havas. O suretten hakikata ne zaman geçecek? Vefat edince. Çünkü ölmedi ya. Ölünce anlayacak. Eğer sen bedensel hayattan çıkar, onun hazlarından sıyrılırsan ölmeden önce ölmüş oluyorsun. Zaten yaşıyorsun onu. Nefsi, öldürüyorsun? Nefsi ölüyorsun demek. Yani yemez içmez değil. Nefs, uşkurluk ve midenin bedensel hayatı yaşamayan bedeni ölmüştür. Ölen ölmeyecek ki zaten öldü. Adam ölmüş. O asın bir daha. Hani ölmüş. Ölen ölür mü? Ölmez. Bedensel hayatı yaşamayan zaten öldü. Mutu te mutu. Ölmeden önce ölünüz. Nasıl öleyim ya? Ölmeden önce ölünüz. Ne demek? Bedensel hayattan çık. Kalbin ve ruhun dereceye hayatını çık. Geniş zannettin dünyadan daha geniş bir dünyayı görürsün. Bedensel hayattan çıkan ne demek? Bedenen öldü. Sureten öldü. Bu öldüğü için daha ölmeyecek. Öldü zaten. Suret ölürdü. Peki ne yapacak? Tevis olacak. Diyecek hadi benden havala ben gidiyorum. Dersten çıkacağız. Evet. Hadi gidiyor bu kardeşimiz. Sağ olsun iyi bayrak tutmuştu. Şir meydanında diyor ki o çok ünlüler ünlüler diyor ki ya biz böyle böyle törenleri düzenliyoruz. Nasıl şeyler gidiyor. Ya biz bunları dünyada hiç görmedik. Bunlar kim diyor ya. Evet. Bir de etrafı dershane var bu dairede. Üst kattakiler bilmiyor. Haşir'de alt kattakiler. Lan bu bizim bin adamıydı bunlar. Ya. Üst i̇şte, vay başıma gelen. O zaman saçını olacak çıldıracak daha çünkü hesap verirken karşında şey meydan şöyleymiş. Muhyiddin Arabi diyor. Fusus hikeminde, lubu lubunda. hesap verirken milletler yapmıyor. Allah yapıyor. Hesap kurmuş. Hemen arkasında cehennem ve cennet. Orada diyecek ki bak sana hakikati anlatacak birisi gelmemiş. mi? al kat lan. Ötekisi diyecek ki sen üst kat. Ötekisi diyecek ki aynı kattaydınız ya. Ya bunlar bizde miydi ya? Peygamber gibi insanlar. Vay başıma gelen. Vay başıma. Veyl olsun bana. Lanet olsun bana. Bana şu olsun. Diyecek. Ha bak yanı başında. Ne için bunu? Ha ben e, o imkanda değildim. E, bu adamlar da o imkandaydı. Sen mal biriktiriyordun kendine. Sen torununa, çoluk çocuğuna hep biriktirdin biriktirdin. Harcamadın. Kime kaldı? Ya elin kızına kalacak ya elin oğluna kalacak. Elin kızı oğluna gelin alacaksın. O yiyecek. Veya elin oğluna gidecek. Senin kızını ona vereceksin. Kazandığın ona gidecek. Hani sana birisi vardı böyle. İki kızı vardı. Çok söylüyordu. Çok söylüyordum. Şu an vefat etti. Lan harca da baya. Harca da baya dedim. Depremde hepsi gitti. Kendisi de yaşıyor. Kızı da duruyor. Kızları da duruyor. Malı da gitti. Harcasaydın dedi. Diyemedim de. Depremde madem gitti. Hiçbir şey diyemedim. Peki bu intiba gelir mi? Size çok hakikati bir şey söyleyeyim. Bu insan uyanır mı? Ke. Keşke davaya gitseydi de depremde. Böyle olmaz. Pişman olur değil mi? Bu adam Allah tekrar fırsat verdi. Depremden sonra gene Acayip yürü kulum dedi. Gene yok. Çünkü olan olacaktır. Olmayan olmayacaktır. Olan oluyor. Olmayan olmayacaktır. Diretme. Olan olacaktır. Olmayan olmayacaktır. Ya. Ben şahidim. Olmuyor. Gene yürü kulum dedi. Bir imkan verdi Allah şey yapmam. Perde yırtılır. Ama yeni. Boş işler Boş işler. Bir tanesi benimle konuşmuyor. Başka yerde. Rize'de. Ya tanışıyoruz ya. Bu abi de boş işlerle meşgul dedim. Bana nasıl boş işler dersen çekip gitti. Boş bayi ya. Beyaz eşya satıyor. Ben onu kastettim. Boş işler dedim yani boş bayi. Hakikaten boş bayi. Bana nasıl boş, boş dediğinde konuşmuyor. Boş işlerle meşgul diye. Sonra gittim yani abi. Ya bana yönetici nasıl dersin öyle dedi. Abi boş iş yapmıyor musun dedi. Ne ya? E, boş bay değil mi bu? Boş. <laughs> boş iş dedim. Bu, bu boşun işleri. <laughs> ya biraz şey dedi, dedi ya. Ben bir şey demedim ki abi. Boşun. Boşun işi bu. Boş işlerle meşgul isim işte. Boşun işleriyle. <laughs> biraz izni söyledim. Boşun işi. Boş iş. <laughs> ya biraz daha. Evet, evet. Dikkat edeceksin. Kime ne diyeceğini bileceksin. <laughs> evet. <gülüyor> Doğru. Cahille ondan sonra dedim ki bir tevazu yapma. İki latife ve şaka yapma. Üç onunla sihat etme. Dört yemek yeme. Beş ticaret yapma. Altı tevazu yapma. Tamam, tevazu yapma. Abi. Ondan sonra arana mesafe koy. Çok yakına koyma, çok uzağa koyma. Bulunsun. Çok fazla bilgi verme. Çok da kısma. Bende biraz akmaklık var bu. Pazar günü, cumartesi. Ben Dersini yap, çekip git. Oturuyorum, gelsinler. Özel sorular sorsunlar. Bilmiyor kıymetini. O sorun, sorusunu doktor bile çözemez. Doktorluk değil çünkü veya o derdi kayıt. Bilmez kıymeti. <laughs> Hasan abi, annem hep der ki, uuu uşağım, benim kıymetimi el bilir. <gülüyor> <gülüyor> yani her her yerde görürsünüz şey için demiyor. Dersi yaparlar gafur çekip giderler. Oturmaz, seninle meşgul olmaz. İki, otur dersi yapar, alır kitabı çekip gider. Ama mescitten en son ben çıkar. Ama ne ne işe ekseris faydalı ama. bir kısmı da nazdır. Nazlanıyor. Her gelişte de ay acaba iktifat edeceksin. Orada duruyor bakıyor. Lan orada illa hoş geldin diye gel işte geleceksin gel. Demedikçe gelmez. Bir daha hafta gelmez. Sonra sorar. şey birisini gönderir. Beni sordu mu? Ya. Bir tane evliya Allah'tan bir zat. Çok zor işlerimiz ya bizim evet. işte. Vallahi çok iyi. Sekeraz'a girmiş. Evlatları biraz serzenişte bulmuşlar. Korkmuşlar. Bizi dinlemiyor. Sen bari siz söyleyin belki bir dinler sizi. Ne oldu diyor. Ya bizi hiçbir şey bırakmadı diyor. Hepsini vakfetti diyor. Allah Allah. <laughs> Neyse geliyorlar. Ya imam hayırdır? Sen bu evlatları hiç düşünmüyor musun? Niye bıraktın? Ne bir şey bırakmıyorsun? Demiş ki ben demiş, eğer hiçbir şey bırakmıyorum. Eğer evlatlarım hayırlıysa zaten kendileri yaparım. Eğer hayırlı değilse ben bırakacağım. Kendim mesuliyetim yetmiyor, bir de onun malın cezasını mı çekeyim? Evet. Edeyim. Yani, gerçekten çok örnek var mı? Yani insanoğlu acayip. Şimdi <laughs> dünya menfaati için <laughs> hastanede Hastanede ve devlet dairesinde köpek gibi bekler saatlerce. Almanya'da sürüm sürüm sürünür. Gelir böyle Türkiye'ye girer. Polise ka kafa tutar. Almanya'da köpeklik gibi sürünür. Rahımcılık yapar. Türkiye'ye girer. Sizden biçim şey Almanya'da böyle değil. Böyle yaptığı gibi. Burada da Devletin dairesinde saatlerce randevu bekler o doktorluğa. Ki randevu da yok psikiyatriye şimdi. Bir aydan önce yok zaten. Tamam. O randevu aldığı doktor da gelir sorar. Bu bu kafa yönetimi nasıldır? <laughs> Serbest bölge nedir? O randevu aldığı aylarca randevu alamadı. O doktor da telefonla sorar bu 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 nasıldır? Sen dedin ki bu ee, Takıntı hastalık hastalık değil. tirakiliktir. İşte ona dönüşebildiğin için hastalık demek o seni bırakmaz. E, Tirakilik demek sen ona gidersin. Farklı hocam dedim. Allah Allah. Hastalık seni bırakmaz. Ağrır. Hastayım dediğin için hasta değilsin. O seni bırakmadığı için hastasın. Ama o seni bırakmış sen gidiyorsun ona. Sen onu düşünüyorsun, sen onu hayal ettiğin için o tiryakiliktir. Onun adı bağımlılıktır. Allah Allah. Evet. Ceza, Görüyor onun. musun? Bu tilakiliktir bu. Onu hayal etmek, onu düşünmek miçesi şey yok. Ama mesela bak bir tane söyleyeyim. Bir yeri söylüyordum. ama neyse kapakta da söyledim ismi söyleyeyim. Her 5 beş saat beşten sonra mesai'den sonra çok zengin ya. Mutlaka bir hastaneye gider. Bugün Etfala gitti. Şimdi Cera Paşa gidecek. Bir bakın bir şey var mı? artık bütün doktorlar ama tanımış. Kapıdan görüyorlarmış. Tamam senin bir şey yok. Yok değil mi? Yok yok. Olsa simadan gör. Hadi git. Bu nedir? Hastalık mıdır? Tiryakiliktir. Tiryaki olmuş. Sigara gibi, kahve gibi. <laughs> Arkadaşlar başka şey. Burası başka bir yer. Burayı neyle kıyas ettik? Masayı sana kıyas ettim. Arnavut köyü, Mecidiyeköy'le havalimanına kıyas ettim. Karayı suyla ettim. Dünyayı Jüpiter'le yaptım. Güneş sistemi ve gayıl diziyle yaptım. Ama samanyolu komple nereye göre nedir? Nerededir? Biz sarayın içerisindeki şehirde, şehrin içerisindeki alemde biz olan bu şehir ner, bu saray nerededir diye bir Allah'ın kulu sormaz. Bir şehir var, şey saray varmış içinde şehir varmış. Şehrin içinde alemler varmış. <laughs> Ters oldu değil mi? <laughs> Aslında alemler olacak. Alemler içinde bir şehir olacak. Şehrin içinde saray olacak. O da var. O, o, o da. Orada olacağız. <gülüyor> <gülüyor> ya. Sözler 175. Risale-i Nur tuhaftır. Enfusi dersi gariptir. sehli o Okursan anlarsın. Neyin nesidir dersen, o Ustad demiş. Üç defa aynı derste tekrar ediyorum. Kendi lafıdır, benim değil. Sehli mümteni. Çok kolaydır. Çok, çok kolay olan zor. Çok zor olan çok kolay. Çok kolay olan çok zor. Çok zor olan çok kolay. Hem birer irade-i külliye ve birer ihtiyarı am ve birer hakimiyet-i neviyenin unvanları bulunan ve adı tulla yad edilen fıtri kanunların birisine hususi ve kasti hadisiyi rububiyeti irca eder. O irca ile onun nispetini ihtiyarı ihtiyari, -i ihtiyari -i ihtiyarı ihtiyari eden keser. Orada bir şey var ya okur musunuz oraya? Orada doğru mu yazdım? 175 sözler. İhtiyarı ihtiyari onun... o rica ile onun nisbetini ihtiyarın ihtiyari ihtiyar eden. İhtiyar doğru mu? İhtiyar, ihtiyar Vay be öyle miymiş ya? İhtiyarı <laughs> ihtiyari ihtiyar eden keser. İhtiyarın ihtiyari eden keser. Sonra tutar tesadüfe tabiata var eder. İrade, İhtiyari i̇radeyi, iradeyi Ha iradeyi. Ee, Allah Celle Celaluhu içinde ihtiyar kullanıyor. Allah için de ihtiyar kullanıyor. Ee, irad, i̇radeyi de külliye, ihtiyara am, ilmede muhit kullanıyor. Ya. Kül, iradeye kül, ihtiyara am, ilmede muhit tabirini kullanıyor burada. İleride kullanacak abiler. Biraz gidelim. Kumaşı dokuyoruz. Sözler 197. Emri tekvinisi kudret ve iradeyi tazamun ettiğini bütün eşya evamirine gayet musahhar ve munkat olduklarını ve mubahşeretsiz muacelesiz halk ettiği için ne demek? Vücudu haricede yani nefsül emirde kudret ve iradeyi tazamun ediyor. Bu bedi. Yani bu kalem, elma, armut, kudret, yani nefs-i emir denilir. İra, ilim i̇lim, irade, kudreti tazamın ediyor. İlleti tamir olmasa mahluk olmaz, vücudu ilim olur. Sözler 212. O çare ise şudur. O cüz-i ihtiyar eden dahi vazgeçip, iradi ilahi işini bırakıp, kendi havlu kuvvetinden teberri edip, Cenab-ı Hakk'ın havlu kuvvetine iltica ederek, hakikatı tevekküle yapışmaktır. Hakikatı tevekkülü izah etti. Ya Rab, madem çare-i necat budur, senin yolunda o cüz-i ihtiyardan vazgeçiyorum ve enaniyetimden teberri ediyorum. Bayağı uzun bir yer. Bayağı şey. Hakikati tevekkül. Ne demek hakikati tevekkül? Tevekkülün hakikati şuymuş cüz-i ihtiyardan vazgeçmek oluyormuş. Tamam. Sırayla gidiyorum. Yere basarak gidiyorum. Metini, metini sadık kalarak. Öyle diyor. Bak hakikati tevekkül demek cüz-i ihtiyardan vazgeçmek olur. Cüz-i ihtiyar. Cenab-ı Hakk'ın hal ve kuvvetine iltica etmek yolu ne demek? Cüz-i ihtiyar'dan vazgeçmesiyle. Hal ve kuvveti. Gidiyorum aklam çıkacak sonra. Bunları sarı ifadeler koyuyorum. Koya yani bataklığa koyuyorum, 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 koyuyorum. Sonra bu yolu kullanacağız. İrade ilahiye işini bırakmak demek. Cüz ihtiyardan vazgeçmekle mümkün. Çare-i necat demek cüz ihtiyardan vazgeçmekle. Bak hep onu koyuyor. Enaniyeten teberi etmek demek olan cüz ihtiyardan vazgeçmekle olur. Hep aynı şey söylü. Çok tuhaf. Demek bunların tümüne biz demek bunların tümüne bize yaptıran cüzi ihtiyarı ki hayvanlarda da vardır cüzi ihtiyarı. 24. sözde 3 tane ameleden bahseder. 3 tane ameleden bahseder. Ee, hayvanlar için diyor ki cüzi ihtiyarlar vardır. Mesela kedi e, evet ekmeğe nispeten ciğeri seçer. Ee, kuş veya işte arı taşa nispeten çiçeğe konar. Bu bir tercihtir. Bu ne ile yapar der usta? Cüz-i ihtiyar. Üç tane amel var. Bir nebatatlar, iki hayvanat amele, üç melekler. Tamam Orada, 24. sözde. Hayvanlarda da cüz ihtiyar var olduğuna göre cüz ihtiyarı hayvanlıktır ve bedensel hayattır. Yani ben ağacın dalında meyveyi tercih ediyorum. Sır yerdekini tercih ediyor. Cüz ihtiyarı ile yapar. İrade bunun işi yok. Böyle sufi işlerle mülk bedenle uğraşmaz. Ne demek cüz ihtiyarından vazgeçmek? Cüz ihtiyarından vazgeçmek ne demek? Ben soruyorum. Şu, irade ilahi işini bırakmak demekmiş. Metin bu. Ben uydurmadım. Basıyorum. Bak taşları koyuyor. İrade ilahiyeden kasıt mesela şu ben şahsen şöyle anlıyorum. Her şeyin ihtiyacını, ihtiyacını, incizabını bilen zar seni ona göre şekillendiriyor. Sen göremiyorsun. O ama her şeyi görüyor. Kainatla olan bütün ilişkini, her şeyi gördüğü için şu hı. aynı anda sana en uygununu veriyor. Tersini söylüyor. Hı hı. Doğru. A eşittir B ise B eşittir A'dır senin meyli ihtiyaç ihtiyacınca zabını görüp seni ona göre şekillendirir. Doğru. Devam ediyorum. Metinleri koyuyorum yine. Cüz ihtiyarı noktalı virgül. Ne demek? Maziden kopuk. İstikbale nazarı almayıp hazır zamandaki ilişki ve çelişkiler çelişkilerde boğulup hissi, nefsi, cismaniyeti ölçü yapıp hazıranda yaşayarak ki bedeni ve cismaniyeti putlaştırmaktır. Cüz-i ihtiyari. Evet. Ancak böyle tarif olur. Aynen. Tüm bunları, metne sadık alarak yaptım bunu. Tüm bunları yani cüz-i vazgeçebilmek de tercih olduğundan, mesela tercihimi tercih edeceğim. Evet. Neyle yapacağım? Şimdi bak, tercih kendisini ortadan kaldırmaz. Kaldıramaz. Yani İran ne ile kaldırdı? Neyle? Yani onu kaldırmak da bir tercihtir. Evet. evet abi. Tüm bunlar, bunlar yani cüz ihtiyarından vazgeçe, vazgeç, vazgeçebilmek de tercih olduğundan bunu yapan Allah alem iradedir. İrade vicdanidir. E cüz ihtiyarı aklidir, dima aittir ve iltizamdadır. Kafadadır. Üst birimdir. Üst birim. Hangisi? irade? cüz ihtiyarı nasıl vazgeçti? İradesiyle. Ama i̇rade yine orada bir tercih yapmış olmadı mı abi? Tercihi, tercihin içinde bir şeydir. Esas oraya çalışmaz. Yani irade e, tamamen içsel olmakla manasında değil. Sistemi öyle ama irade mazinin bütünlüğüyle istikbale bakıp cüz-i ihtiyarıya iş yaptırıyor. Aynı zamanda. İçi yapılandırdığı gibi. Yani irade İhtiyara da hükmediyor. Mesela ihtiyar hayvanlıktır ya ama namaz kılmasına hayra sevk eden iradedir. İrade ihtiyara taluk ederse ulvi şeyler yaptırır. İrade ihtiyarı bırakırsa, irade çalışmayıp ihtiyar kendi başına kalırsa hayvanlıktır ki hayvaniyet mertebesini yapar. O zaman şöyle diyebilir miyiz yarımdan vazgeçtim derken burada bir tercih söz konusu değil. Mecburiyet. Evet. Bak şimdi. Burada. Abiler. irade, Burayı kaçırmayın. İrade. Enfusidir. Mükleden, mülk ile yani cüz ihtiyarle denden dolayı vardır. İrade. Mazinin bütünlüğüyle istikbale bakar. Mazi ve müstakbeli. Fakat bu irade Mazi derken Allah, istikbal derken ahiret, nokta istinat, nokta istimdat. Onunla bütünlenir. İrade, böyle bir irade, cüz-i ihtiyari ediyor ki, ihtiyara irade diyor. Namaz, namaza değil. Abdest al. Yani ihtiyarımızı kutsi şeylere sevk eden, ihtiyarımızı sevk iradedir. Eğer irade devre dışı olursa, yani vicdaniyat sönerse, çünkü irade vicdana aitti. Biliyorsunuz da vicdanın içi irade zihniz, latife rabbani. Eğer irade yoksa, vicdaniyat yoktur. Yani örtülmüştür. İradesi yoksa, cüz ihtiyarı kendi başına bıraktın. Kedi, köpek gibi, çocuk gibi namaz kılmaz. Kedi namaz kılar mı? Çocuk da yapmaz cüz ihtiyarsıyla baş başa kalan bir delikanlı anı yaşar. Ne demek? Maziden kopuk, istikbale kör. Ne demek? Bu gaflettir. Maziden kopuk yani vahye kulağı sar. İstikbali kör yani ahireti nazara almaz. Yaradılış hikmetini kaybetmenin adıdır gaflet. Gafleti tarif ettim. Gaflet neymiş? Maziden, vahiden, vahiye karşı sar ahirete istikbale kör olmaktan yaratılış hikmetini kaybeden gafil. cüz ihtiyariye ihtiyarıya mecburdur. Meb cüz ihtiyarıyla hareket eder. cüz ihtiyarı demek irade yoksa. Mazi kalalmaz. kal kalalmaz. Kal Şu mu, o mu, bu mu? Onu mu yiyeyim, bunu mu yiyeyim? Halal, haram, ayıptır, günahtır, vefadır. Ya olur mu ya? Yani bu iyilikten anlamaz. Hiç. Ne yaparsan yap. İstanbul'u ver, memnun edemezsin. Kanaat yoktur. Vefa yoktur. Hiçbir şeyle memnun edemezsiniz. Niçin? Çünkü cüz ihtiyarla hareket ediyor. Memnun olabilmesi için mazisi olacak. Ya bu bana iyilikleri var. Bu benim hayatıma neler katmış. Vefam var ayıptır, günahtır, mazi. Ya ahirette de beraber olacağız. Orada da ölüme konu olacak. Yevme tüble serayir, her şey ortaya çıktığı gün. Ayıp olacak. Zaten bunun sebabına da ihtiyacım var. Burada kardeşlerim pek ihtiyacım yok ama bunun sebabına orada da beraber olacağız. Bu ahiret. Bu da ya geçmiş. Ayıptır, günahtır ya bu benim hayatım. Ha, bunu nazara alır da eğer hareket ederse he, irade. Bunları düşünürse irade. Bunlar yok ederse Allah ve ahireti yok ederse irade yani Allah ve ahiret beslenir. Yoksa elimi yok ettim bak. Şu anda önümdekiler. Ne gelirse o. Şey mesela kedi ciğeri gördü. Ya haktır ya, ayıptır ya. İki parça ben yedim. Bir parça şu kedi yesin ya. Ya haramdır ya, komşunundur. Ya camdan çıkıyorum yorum ya dışarıdaki etmedi der mi? Niye demez? Hayvandır. Niye ahireti ve Allah'a nazar almıyor? Hayvandır. Hayvandır, hayvan. De hayvan demek canlıdır, debelenir. Yani niye aramler? Niye zina yapar? Niye vefa yok? Niye vefasızdır? Niye kanaatsızdır? Niye memnuniyetsizdir? Kıza, çocuğa tablet aldın, araba aldın, onu yaptın. Niye memnuniyetsizdir? Çünkü iradesi yok. Mazi ve müstakbeli yok. İhtiyarla çalışıyor motoru. Ne yaparsan yap. Peki çaresi nedir? Hayvana nasıl davranıyorsan ona da öyle davranacaksın. Kurallar koyacaksın. Çünkü hayvana dersen ki sığıra. Sığırcım lütfen. O lahanaya gitme bizim değil. Haramdır. Haram. Sığır için haram. Orada ot var orada lahana var. Haram. Ne haramı? <laughs> haramı niye bilmez? Hayvandır. Hayvan olduğu için haramı bilmez. Ha. Ona ne getireceksin? Sopa. cüz ihtiyarısı var hayvanın. Benim oğlanın çocuğundaki nesi var? Eşimin, kocamın, karımın cüz ihtiyarısı var. Aklı var mı? Aklı, aklı iradesi olsaydı mazi ve maziden vahye kulak istikbali gözü anda hükmederdi. Şunu demek istiyorum. İrade bir insanda var mı yok mu? Nasıl anlarsın? Kutsiz şeyler yapıyorsa iradelidir. Namaz niyazı varsa iradelidir. Hak hukuku varsa iradelidir. Vefası varsa iradelidir. En büyük vefa Allah'adır en büyük vefa. En büyük vefa onadır. Sonra peygamberin yaptığı iyiliği ödeyemeyiz. O peygamberlerin bize yaptığı iyiliği ödeyemeyiz. Neyle ödeyeceksin? Ustadın yaptığı iyiliği ödeyemeyiz. Adamın Almanya'dan telefon etti ya demek zorunda kaldım yani böyle. Biz baktım birkaç kişi o tiptendi. Onun için gelmişti. Dedi ki Almanya'dan ben size doğru söylüyorum. Hasan kardeşim dedi. Nur Talibes. Buyur kardeş. Ya dedi ben şöyle şöyle yedim. burada da birisi vardı da. Geldi ya. Havalimanından. Hatırladınız değil mi? İntiharı düşünüyordum demedi mi sizin yanınızda? He? Evet. Daha deme işte ismini. Tamam. tamam. Düşü, İntiharı düşünüyordum dedi değil mi çayda? Ve kurtardım dedi. Ne hangi videoyla kurtardı? kafanın içi bildiği gibi değil. Ha. Aynı o cinsten birisi iki defa teşebbüs etmiş, yakalanmış, kesmiş ama ölmemiş. Sonra ona denk gelmiş, serbest bölge, kafanın için bildiğin gibi de kurtarmış. Şu anda işinin başında, işini de büyütmüş. Dedi ki, tanımıyor, bulmuş telefon. Ben bir şey anlatmak için anlatıyorum. Bu derste, bu derslerle senin iyiliğini ödeyemeyiz dedi. Teşekkür manasına söylüyorum ki en azından dedi şefk olur. Yani nerelere gittiği dersleri şefkin kırılmasın. Nerelerde ne yaptığını bil dedi. Estağfurullah kardeş. Senin bu yüleğine ben dedim aldım dedim. Onun bedelini aldım dedi. Bu ses o heyecanlı ses indi rolantiye. Nasıl yani dedi. Diyemeyiz. Bana ödedi dedi. Kim ödedi dedi. Kainatın patronu. Senin sahibini ödedi. Ne, ne, ne yaparak dedi? Vererek verdim. Vermeden önce bana vererek verdikten sonra alacağım hediyeyi vermeden önce aldım. Kafanız karışmasın. Allah sevdikmese sevemezdim. Cenab-ı Hak ilm yaratılmamış Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı yaratılmamış. Kendisi var kimse yok. Var ettim. Yarattım dua ediyor, duasını kabul ettim. Evet. Diyor ki yaratılmadan önce, yaratıldıktan sonra yapacağı duasını kabul ediyor, sonra kendisini yaratıyor. Sistem ters çalışıyor. Dünyada nasıl çalışıyor? Cesetlerin inşası var. 10. sözü söylüyorum, kayıptan değil. Cesetlerin inşaatı var, inşaat. Sonra cesetlere ihya var. Hayat, ihya. Sonra ruhlar geliyor. Üç tane. İnşaat, içinde oturanlar, sonra hakikat. Cesetlerin inşaatı var. İnşa, cesetlerin inşası var. Sonra hayat geliyor, ihyası var. Sonra ruhlar geliyor. Ahireti nasıl anlatıyor? Ruhların gelmesi var. Sonra diyor cesetlerin ihyası var diyor. Onun için söz de ters söylüyor, ters. Ahirette Cesetten sonra hayat, hayattan sonra ruh gelmiyor. İlk önce ruh, sonra hayat, sonra cismaniyet veriliyor. Dünyada ise ilk önce ceset, sonra cisim, sonra cismaniyet, sonra hayat, sonra ruh. Ezber söylemiyorum, bilerek sayıyorum. İlk önce e ceset, sonra i cisim, sonra cismaniyet, sonra hayat, sonra ruh geliyor. Ahirette ise ilk önce ruh, sonra hayat, sonra cismaniyet gelecek. Bizim gezegende böyle çalışıyor. Acayip bir gezegen. Bilin kıymetini ya. Öyle basit kafayı Ahmet'e, Mehmet'ten dolayı hayatınızı zehir etmeye değmez. Yani kıs, kısacası irade şundur abi. Te seçtim, benim malzemelerimle ya Rabbi bana en güzel elbiseyi, uygun elbiseyi biç, dik. Ben sana teslim oldum mudur yani? Gibi. Bunu bitirelim ve keselim. Taşı to doldurup, bataklığı doldurup, doldurup gidiyoruz. Hiçbir tanesini benim şeyim değil, ee, aynı tabirleri koyuyorum. Bir daha. Az önce dediniz ya sıralama ters diye. Evet, ahirete ters. Rah Rahman... Ali bir, bir, su verseydim. Sıcak varsa mümkün. Istedim. Rahman suresinde mesela sana diyor ki Kur'an'ı öğretti sırası, ondan sonra insanı yarattı. Yani nasıl oluyor? <laughs> Aynen öyledir. Bir zaman gelecek Rahman suresi tesir edecek diyor. Daha gelmedi dur bekle kardeşim. Hmm. Olacak mı? İnşallah kapıra abi yapar onu. Ya, ya. İlk önce ne olacak diyor? Öğretti. Sonra insanı yarattı. <laughs> Öyle işte. Bizim gezegende böyle oluyor. Bizim gezegendeki Kur'an böyle. <laughs> i̇lk önce Kur'an'ı öğretti. Sonra insanı yarattı. Başka bir gezegendekini söyleyeyim. Allah var hiçbir şey yok. İlk önce e, ilk önce Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı yaratmış kabul ediyor yarattı, kul oldu, bütün dünya kuruldu, 124 bin peygamber geldi Arabistan'da bizzat geldi, elini kaldırdı dua etti. Tamam mı? Bu duayı al, burayı hiç sil. Allah var, hiç kimse yok. Bu dua edeceğini etmiş gibi kabul ediyor. Olmayanı var ediyor. O duasından dolayı kendisini yaratıyor. Olmayan kendisinin yaptığı olmayan duasıyla alıyor, o olmayan duasıyla kendi vücudunu yapıyor. Mektubatta diyor. Onun gelecekte edeceği duasını etmiş gibi kabul edip onun nurunu yarattı diyor. Bana bak. Bizim gezegen de böyle ha. i̇drak iman bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Devam. Artık artık cüzi ihtiyarı iradenin emrine verilmiş oluyor. Seviyeye bak. Abiler, ihtiyar hayvanlıktır, irade insanlıktır. İhtiyar beşeriyettir, irade insanlıktır. Peygamberler beşeri insanlık makamına çıkarmak içindir. Ali, Aslan Ali. Sonra artık cüz-i iradenin emrine verilmiş oluyor ustad. Çünkü cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim diyor. Neyle bunu beceriyor? İradesiyle. İrade de vicdani bir sıfat idi. O zaman vahtaniye vaktaniyet, ha vicdaniyat yaşıyor. Ustad ne demek? İradesiyle ihtiyarın devrediş yapıyor. İhtiyar aklidir. İrade vicdanidir cüz ihtiyarında vazgeçtim demek. Vicdanı ile hareket ediyor. Yani fıtrat izi şuura oldu. Evet. Fıtrat izi şuur. Vicdanı ile yaşıyor. Ne demek? İrade, zihin, his, latife Rabbani. Allah Allah. Beşeriyet yok. İrade ilahi bırak. Beşeriyet yok. cüz ihtiyarımdan vazgeçince niye demiyor irademle hareket ediyorum? Bakıyorum. Demiyor da irade ilahi işini bırakmış. İrademle hareket ediyorum demiyor da irade ilahiye işimi bıraktım niye diyor? El cevap. Demek Allah alem vicdandaki irade berzahtır. İrade ilahiyenin tayin ve teşahhusudur. Da ondan. İrade vicdandaki irade uyandığı kadar İrade-i ilahiyenin cilve, cemal nakı sanatı değil, tayin ve teşebbüsüdür. Vicdaniyattaki irade senin değil. Sevdirtmese sevemezsin, irade ettirtmese irade edemezsin sırrı. Yani vicdaniyat, inkişaf ettikçe irade-i ilahiye irademe taluk etti. İrade-i ilahiye irademe taluk etti. İradem denilen piste uçak indi. O artık pist ayrı uçak ayrı bir de uçağın içinde oturan insan ayrı. Vicdaniyatıyla hareket eden Allah'ın iradesiyle hareket ediyor. Orada abesiyet yok. Yok. Abesiyet yok. Bu tarafta abesiyet yok. Havl demek. Havl ve kuvvetimle dedi ya. Hal ne demek? Bir halden bir hale dönmek demek. Hal rucu etmek demek. Rucu etmek. Yani sıçramak demek. Yani kuvvet demek. Yani inkılap demek. Yani güç demek. Yani muhit demek. Yani tahavul demek. Ne demek tahavul? Bir halden başka bir hale geçmek demek. Evet. Üniversite diplomasıyla iken ortaokul diplomasıyla ile de hareket edebilmek. İltica demek. Sığınmak, himayeyi istemek veya himayesine girmek demek iki şeyi yapıyor. Ve iki şey yapıyor. Evet. Cüz ihtiyarsından vazgeçiyor. Bir de enaniyetinden teberrü ediyor. Yüz çeviriyor usta. İki, iki şey yapıyor. Bir cüz ihtiyarsından vazgeçiyor. İki enaniyetinden teberrü ediyor. Hı hı. Ve burada noktalıyoruz artık bu haftaki seyahatımızı. Enfusi seyahat burada noktalıyoruz. Yine anladık. Anladığımız anladık. Anlamadığımız anlamadık. Bir hafta ara veriyoruz. Evet. Yani iradeydik. İrade çok ilginçti. Değişik bir hal yaşattı. Allah'ımıza, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz etsin. Amin. Burada tahakkuk eden ve ortaya çıkan esmanın hangi cil ve cemal nakış sanatı ise veya sıfatı ise Ya Rabbi onu bütün nur talebelerine Müsl bütün Müslümanlara tamim eyle, am ile, kü külliye külli eyle, şamil eyle ya Rabbi. Ya Rab hangi esma ve sıfatın tahakkuk ettiyse bu cemaata, onu Peygamber ve vesselam'ı haberdar ile, usul ve furularını hissedar ile, 124 bin enbiya ve evliya hissedar eyle, Amen. Ya Rabbi onların şefaatlerini bize mazhar eyle, hangi esma ve sıfat tahakkuk ettiyse o esma ve sıfatı bizimle ortaya çıkmasına vesile olmuşsa, o esmayı bize hal ve kuvvet eyle, dünya ve ahirette. Onların o esmaların hürmetine bizi af eyle. O esmaların hürmetine Müslümanlara ve İslamiyete ve Gazze'ye yardım eyle. İslamiyete ve Müslümanlara Gazze'ye düşmanlık yapan ve be, be, belad İslam'da mücadele ve mücahit olanlara yardım edenlere de yardım eyle. Düşmanlık edenlere de bu esmanın ademi boyut olan Adem'i sırf tarafı olan kahar ve ee, mucizatı sebep olan kahar ilahiye gadab ilahiye mazar ele, onları hak ile yıksan eyle ya Rabbi. Ve ahir davahum en rabbil alemin. El El-Fatiha. as An. Ya Rab sana nasıl şükretsek az. Allah'ın hatırına diyemedik ya Rabbi. Sen ne yapmak istiyorsan bizi bize onu yap. Bizi bize bırakma. Biz bizi unuttumuzdan sen bizi unutma. Ya Rabbi çocuk çocuğumuzda, ailelerimizde, yerlerimizde yakın kısımlarımızda, cemaatimizde bizi imtihan etme. Etici edeceksen suhulette geçir. Bizi imtihanı başaranlardan eyle pasaportunu alanlardan eyle ya Amin.